Antalya'nın tek televizyonu Kanal V ekranlarından tüm aziz kıymetli güreş severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli güreş severler, günlerden 10 Kasım acımız büyük ve Türk bayrağının yarıya indirildiği, ulusal yas ilan edildiği bir günü yaşıyoruz. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak kolay olmasa gerek, 1-2-3 programlık bir program asla olamaz. 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiş ve 57 yıl bu dünyada yaşamış. Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri, ilk cumhurbaşkanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşı'nın baş mimarı, başkomutan, Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlıklar o kadar fazla ki ne kadar söylesek azdır. Ve tabii ki de kendisi hem vatansever hem devlet adamlığıyla sanata, spora, kültürel konularına da A'dan Z'ye çok değer vermiş ve ülkesinin muasır medeniyetler seviyesine yükseltebilmek için canla başla uğraşmış bir liderimiz. Tabii Atatürk'ü rahmetle anacağız. Daha çok spor ve güreşle ilgili anıları, anekdotları ve vecize sözleri nelerdir, bunları konuşacağız. Çok kıymetli konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Savranbaşı hocamız da bu işin uzmanı, kendisi bilim insanı. Sağ olsun bizi kırmadılar. İzmir'den Antalya'ya geldiler. İnşallah tarihi belgesel niteliğinde özel bir atasporu programı olacak 10 Kasım'la ilgili. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, çok şükürler olsun. Hocam tabii Atatürk'ün spor eğitimine ve beden eğitimine vermiş olduğu katkı tartışılmaz. Öncelikle tabii 1923 yılında Cumhuriyet kuruldu 29 Ekim'de. Ondan sonra tabii öncesinde olimpiyatlar vardı ama 1924 olimpiyatlarına 28'e bizler katıldık. Burada Atatürk'ün rolü neydi? Spor branşlarını daha çok hangilerini severdi? Güreşe olan özel ilgisi neydi? Bir akademisyen olarak sözü ben size bırakıyorum hocam. Bence tek bir cümleyle başlayayım. Benim en çok sevdiğim spor, atasporumuz güreştir der. Onu bir kere tespit edelim. Ondan sonra zaten güreşe verdiği önemi yaptıklarından anlıyoruz yani. O dönemlere yetişmiş insanlarla da ben konuştum. Hı hı. Yani bizzat. Mesela Yaşar Erkan'ı tanıdım ben. Yaşlıydı, Güreş İhtisas Kulübü'nde antrenördü. Benim hocamın hocası Nuri Boytor'unu tanıdım. Tanıdım da 81 yaşındaydı. Yani onların hepsi Atatürk döneminde güreşmiş insanlar. Ondan sonraki kuşak da hocalarından duyduklarını bize anlatıyordu. Yani Atatürk bu konuda her alanda olduğu gibi burada da efsane bir insan. Yani sıra dışı bir şey var, ilgi var. Çünkü o bir şey Rumeli kökenli, işte Balkanlarda yetişmiş. Dolayısıyla o dönemde de Balkanlarda güreş üst düzeyde, Osmanlı dönemi, oradaki Türkler, hatta orada da yağlı güreş yapılıyor yani o dönemlerde. Tabii Kırkpınar Osmanlı'dan biri geldiği için Kırkpınar her zaman şeyini koruyor, mevcudiyetini. Gerçi Kırkpınar'dan da olduğu söylenen Elmalı güreşleri var. Çok en eski organizasyon. Yani olimpiyatlardan daha eski bir organizasyondur. Ki modern olimpiyat 1896 değil tabii, mi? Tabii. Yani Atatürk'ün zaten ilk işe kolları yani sıvadığı konu üç branşta ülkeyi tanıtmak istiyor. Bunlardan birisi o zaman futbol
dünyada çok popüler hale geldiği için onu anlıyor. Diyor ki bu futbol çok yaygınlaşıyor. Futbol sayesinde de diyor biz ülkemizi, cumhuriyeti tanıtırız. Onun derdi cumhuriyeti bütün dünyaya tanıtmak. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu gerçekten çok büyük bir imparatorluk. Ama ne yazık ki yıkılınca onun küllerinden bir cumhuriyet üretmeye çalışıyor. Ve doğru. O cumhuriyet onun tezi. Yani o cumhuriyeti kurmak öyle kolay olmadı. Çok yakın arkadaşları bile güvenemiyordu. Biz acaba cumhuriyeti yapabilir miyiz, kurabilir miyiz diye zaman zaman da çelişkiler olmuştur. Ama Atatürk o idealindeki cumhuriyeti hiçbir zaman göz ardı etmemiş. Hep kafasında bir cumhuriyet kurma şeyi vardı. Tabii onun tanıtılması lazım. Dünyaya yani kabul görmesi lazım. Hı hı. En büyük şeyleri sanatta ve spor. Bunlar ikisi bir ülkeyi dışarıda temsil eden en önemli, en popüler şeyler, konular. İşte futbol çok yaygınlaşıyor. Onu sezmiş o dönemde. Futbol için İngiltere'den İskoç bir antrenör getirtmiş. Atletizm sporun yani temeli, yapı taşı. Dolayısıyla onun için de bir Alman antrenör getiriyor. Bakıyor nerede atletizm kuvvetli. Güreş için de araştırıyor. Atatürk zaten araştırmadan karar vermez. Öyle gelişi güzel bir kararı da yoktur. Akademik yemekleri vardır. Güreş için bak o dönemde Macarlar çok iyi dünyada. Liyakata önem veriyor tabii, yani. Tabii. Oradan o dönemin akademisyenini getiriyor. Sıradan bir güreş antrenörü getirmiyor pratikten gelen. Hem pratikten hem akademik çalışmalar. O tabii Macaristan çok şey bir ülke. Öyle sıradan bir ülke değil. Hı hı. Dolayısıyla bize de yakın görüyor yani Macarları. Biliyorsunuz onun başka bir tarihçilerle tartışmak lazım. Macarların şeyleri geçmişleri. Avantikleri miydi? Onlarla bir... Hunlar var. Evet. Hı hı. Atilla işte falan. Macarlar da çok başarılı şeyde, olimpiyatlarda. Oradan Raul Peter isminde bir çok sevecen bir antrenör geliyor, akademisyen. Onu getirtiyor. Hem Kumkapı'da, Kumkapı Güreş Kulübü'nde çalışıyorlar, hem de milli takımda. Yani milli takım dışındaki zamanlar Kumkapı'da, bütün o İstanbullu çevresindeki güreşler Kumkapı'da milli takıma girmek için bir yandan hazırlanıyorlar. Bir diğer tarafta da milli takım. O ana kadar bizim yaptığımız güreş, kara kucak, yağlı güreş, aba güreşi, işte şalvar güreşi yöreye göre değişiyor. Hı hı. Onun dışında biz minder güreşini bilmiyoruz. Cumhuriyet'ten önce bir dönem var. Abdülaziz güreşçi. Her padişahın bir şeyi var, hobisi var. Mesela, pehlivanları da varmış değil mi? Evet. Onu daha şöyle anlatayım. Mesela kimisi marangozluk yapıyor. İşte Kanuni mesela takıyla ilgili, bu mücevheratla ilgili. Şeyde de filmde, işte dizide de görmüşsünüz. Onunla uğraşır. Kimisi müzikle, besteyle uğraşıyor. Abdülaziz'in de tek şeyi güreşçi. Bayağı Abdülaziz kıspet giyen, efendim yağlanıp orada bir güreş tekkesi kurmuş. Güreşçilerle işte su o dönemde mesela Şamdancı İbrahim, ondan sonra buna benzer daha güreşçileri orada bakıyor, orada onlara imkanlar veriyor ve kendi de bizzat güreşiyor. Hem de iyi güreşiyor. Neticede tabi Abdülaziz tahttan indirilince tabi çok dedikodu oluyor o zaman. Evet. Yani işte diyorlar işte Cezayirli bir güreşçiye boğduruyorlar sözde falan. Orası gri bir şey. Ben tarihçi değilim. Ama bize anlatılanlar öyle değil diyorlar. İşte başka türlü diyorlar. Fakat Abdülhamit gelince orada bir korkusu oluyor Abdülhamit'in. Yani bu güreşçiler acaba beni de
böyle güreşleri bana da karşı kumpas kurarlar mı? Kurarlar mı diye şey yapıyor. Kapatıyor oraları fakat teşvik ediyor. Diyor, gidin Avrupa'da benim tahtımı, tacımı şey yapın, temsil edin Osmanlı'yı diyor. Ondan sonra onları Koca Yusuflar, Kurdeleriler, işte can şampiyonları değil mi? Bunlar hepsi işte karami şeye gidiyorlar. Amerika'ya. Önce Fransa bu işi öncülüğünü yapıyor. Orada organizatörler var. İngiltere, daha sonra Amerika. Ve Türk güreşçileri orada muazzam bir şey, Fransız yasıyım, sükse bayağı şey gösteriyorlar. Profesyonel yani. Turnuva diyebilir miyiz? Tabii orada bir ring kuruluyor. Bir short, alafranga güreş diyorlar ona. Yani bizim kara kucağın şeyle bir shortla yapılan şey yani orada bizimkiler şey dalıyor, çırpma yapıyor, işte neymiş sarmak şey yapıyor, çangalsa yan baş falan çok uyuyor. Yani yağlı güreşe de uyuyor, yağ sürmüyorlar. Kısmet yok orada. Öyle fotoğraflar var zaten. Özellikle Fransızlar bu işi ticarete dökmüşler. Menajerlik falan para kazanıyorlar. Menajerler var dünya çapında. Onların isimleri de var. Oradan iş şeye taşıyor. Amerika'ya. Orada da işte Koca Yusuf biliyorsunuz Amerika'dan dönerken gemi batıyor ve orada rahmete kavuşuyor. Allah rahmet eylesin. Hatta Koca Yusuf'a, Kurdereli'ye falan menajerler tabii medya o zaman da var kendine göre. İşte burada yenil diyorlar. İşte Paris'te yenil, Lille'de ya da diğer bir başka şehirde istediğin gibi güreş. Sana burada işte şike teklif ediyorlar Kurdereli'ye. Diyorlar burada Koca Yusuf'a da Amerika'da öyle oluyor. Diyorlar burada yenil. Ondan sonra ilgi toplayacaklar. İşte onların meşhur Paul Pons var. Onlarla işte kabul etmiyorlar hiçbir zaman. Yani öyle bir şey olabilir mi? Ben diyor, yani Kurdeli ben arkamda güreşirken diyor, Türk milletini hissederek, arkamda onu hissederek güreşiyorum diyor. Günümüzde yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Ya 10 misli para altın vereceğiz falan. Hiçbiri kabul etmiyor. Ve sonuçta o dönemde çok popüler oluyordu. Türk gibi kuvvetli sözü o dönemde şey yapılıyor, çıkıyor ortaya. Fransız. Onu taşıyabilmek çok önemli değil mi hocam? Onu taşıyabilmek çok önemli. Tabii, o sorumluluk tabii. O güreş kadar o sorumluluk var yani millere çıktığınızda. Ve şimdi atasporumuz deyince o şike olayını günümüzdeki sporcular yürekten, canı gönülden dinlemesi lazım. Tabii. Şimdi, nereden nereye? Evet. Burada güreş tekkeleri feshediliyor. İşte Abdülhamid'in kaygısından kaynaklanarak. Sonunda oralarda çok büyük iş yapıyorlar. Orada da Osmanlı'nın son dönemleri temsil ediliyor ve Türklerin güreşte ne kadar iyi oldukları ortaya çıkıyor. Ve o Türk gibi kuvvetli sözü orada Fransızlar söylüyor. İşte Atatürk bunları biliyor. Hocam Atatürk de Osmanlı döneminde yaşayan bir insan olduğu için Atatürk bunları o kültürü benimsemiş değil mi? Atatürk bunları biliyor. Eskiden tabii böyle televizyonlar, böyle yayıncılık bu kadar şey değildi. Ama Atatürk okuyan bir insan, harbiyeli bir insan. İşte Selanik'te, işte askeri rüştiyede okumuş. Manastır'da ben gittim okulunu izledim yani çok. Güzel bir okul, manastırda Üsküp'e yakın. O da normal bu hikayelerle büyüyor. Koca Yusuf'tan söz ediliyorlar, Kahramet ilk dünya şampiyonumuz, işte Adalı Haliller falan. Çünkü meraklı bir insan. Atatürk'ün merak etmediği bir şey yok ki zaten. Evet. Her şeyi, sanatı merak ediyor, sporu merak ediyor. Araştırmacı. Ve bir köy çocuğu Atatürk'te. Dayısının şeyinde çiftliğinde zaman geçiriyor okul harici. Tabii bu hikayelerle bu yaşanmış öyküleri bildiği için güreşe de muazzam bir ilgisi var.
Ve yani sanırım çocukluğunda da o da tarlada, çayırda, orada güreşmiş, boğuşmuş her insan gibi. Biraz böyle kasaba gibi, köy gibi yerlerde baharda herkes birbirine saldırıyor. Zaten içgüdüsel bir şey. Güreşmedim, ben hiç güreşmedim diyen insan yoktur. İlle boğuşmuştur çocukken. Hocam Atatürk'ün köşkünde ikamet ettiği yerde o askerleri, o... Oralara geleceğim. Buyurun. Geleceğim. Şimdi şöyle, tabii Atatürk Cumhuriyet kurulunca dediğim gibi Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni lanse etmesi lazım dünyada. Dünya kabul görmesi lazım. Temsil. Onu. Temsil. O konularda çok ustaca hareket etmiş ve Raoul Peter'i getiriyor. Raoul Peter hem pratik olarak hem teorik olarak. Mesela güreşlere şöyle yiyeceksiniz, böyle yiyeceksiniz. Aşırı kızartma yemeyeceksiniz. Şunları yapacağız. Çünkü ve kuralları öğretiyor. Sıklet nedir? Tartı nedir? Puanlar nasıldır? Minder ne kadardır? Önce bir kere, çünkü bilmiyor o zamana kadar şeyler. O gelenler. Hiç minder güreşi yapmamış insanlar. Raoul Peter önce kuralları ve antrenman yöntemlerini ve ilk biz burada tanışıyoruz şeyde. Modern, yani şimdiki olimpik güreşle. Hocam bir parantez, burada bilim ışığında ilerliyor Atatürk. Öyle ahbap çavuş ilişkisi kayırma yok. Yok. Liyakat ehliyet sahibini tabii getiriyor. Tabii. Evet. Güreş gibi ülkeyi temsil edecek bir şeyde öyle bir şeyin yapılması çok doğru bir şey doğru. Değil zaten. Evet. Ve oradaki Kumkapı artı milli takım yağlı güreşten, kara kucaktan, ondan sonra ve İstanbul'un içinden güreşe merak saranlar, bazı direkt minder güreşiyle de başlayanlar var. Ama kara kucakçılar çok avantajlı. Ve ilk orada milli takımın omurgası kuruluyor. Saim Arıkan mesela. Benim hocamın hocası işte var. Bu daha sonra 5 defa Balkan şampiyonu olmuş Nuri Boytor'un. Ondan sonra Yusuf Aslan, daha buna benzer Çoban Mehmet. Balıkesirli. Balıkesirli. Onu Balıkesir'de geçerken yol kenarında bir çobanı görüyor. İri yarı böyle. O da koyunlarını otlatıyor. Durduruyor, arabadan iniyor. Ona selam veriyor. Ondan sonra ne yapıyorsun sen diyor. İşte koyunlarımı otlatıyorum diyor. Başka ne iş yaparsın diyor. Ben diyor pehlivanım diyor. Bu yörenin pehlivanıyım diyor. Yani başa güreşiyorum diyor falan. Yağlı güreş yapıyor Balıkesir çevresinde. Ondan sonra benimle diyor güreşir misin diyor. Yener misin beni diyor. Atatürk onu tanımadığını zannediyor. Çobanın diyor, 7 düvelsiz yenememiş diyor. Paşam ben nasıl? O zaman adeta arkadaş oluyorlar. Sonra onu İstanbul'a getir diyor. O hikayeler çok, yani onun bir numaralı arkadaşı Çoban Mehmet. Ve ona Çoban diye hitap ediyor. Yani Çoban. Onunla mesela... Mesleğiyle. Evet. Bakır yırtan Salih'i getiriyorlar. Çok duymuşlar. Böyle bakırı yırtıyor. Allah Allah. 52 kağıt yırtıyor falan. Hemen şey yapıyor, İstanbul'a getirtiyor Urfalı bakırı. Fakat bakır yırtan teknik taktik olarak pek şey değil, yeterli değil. İşte hafta sonları güreşlerde yeniliyor, duyuyor, gazetede çıkıyor işte yenildi falan. Yani öyle çok şey değil. Nasıl diyeyim, güreşme yönü çok iyi. Fizik olarak çok iyi. Onu çağırıyor, diyor ki ne diyorsun diyor Çoban diyor. Bu Salih'in durumuna. O da diyor olmayacak diyor. O zaman onu işe yerleştirin çocuğu diyor. Şişe cama. Oradan emekli oluyor. Vay be. Tabii orada. Ve Atatürk resmen şey, güreşten anlıyor yani. Kimin ne olacağını, kimin ne olmayacağını. Ondan sonra devamlı rapor alıyor. Ve Florya'ya geldiği zaman zaten çobanı sıkıştırıyor güreşçiler. Diyorlar biz bir plaja gidelim. Florya plajına. Orada yan tarafta güreşi, Atatürk de oradan
çıkıyor şeye, dışarıya bakıyor, güreşçiler falan. O da gidiyor onları seyrediyor. Öyle tutma diyor bacağını diyor. Burada tut veriyor. He, kolunu da şuradan al diyor. Hem seyrediyor hem müdahale de ediyor. Öyle tutarsan olmaz diyor, tehlikeli diyor falan. Bu kadar şeye, güreşe hakim. Sonra onlar işte duşlarını alıyorlar. Onlarla oturuyor, yemek yiyor. Çobandan bilgi alıyor falan. Çıkarken de böyle zarfları veriyorlar. Böyle tatmin edici bir para. Onların çocukların çok hoşuna gidiyor güreşçilerin o dönemde. Ve parasız kaldılar mı, çoban bir gitsek plaja, orada bir güreş tutsak falan diye böyle şey yapıyorlar yani kendilerine. Şimdi Atatürk'ün tabii bu Raul Peter'i getiriyor, fakat Raul Peter Greco'cu, Greco-Romen güreş. Ve hep Greco-Romen çalıştırıyor. Anladığı şey o. Daha çok. Fakat ama onu biraz da bilinçli yapıyor. Gerçi serbest güreşte çok ünlü şampiyonları var geçmişte onların da. Ama şöyle bir durum var aslında. Ben onu rahmetli Ali Gümüş'le de tartıştım. O da o diyor, Raul Peter diyor Greco-Romen öğretti falan. İyi ki öğretmiş. Çünkü Greco-Romen serbest güreşte Greco-Romen yönü zayıfsa her an kaybedebilirsiniz yukarıdan. Çünkü Greco-Romen sınırlı bir güreş. Evet. O sınırlar içerisinde yaratıcı, çok artistik bir güreş. Saltolar, çipeler, kafa kollar. Çipe lafı hocadan kalmıyor, Raul Hoca, Peter'den. Çünkü Macar arkadaşım geldi, Hege Duş, böyle tuttu beni, çipe bu dedi. Şimdi bizde de çipe. Demek ki şeyden, onlar bilmiyorlar, unutmuşlar Raul Peter'i. Dedim, bu bizde de çipe. Çünkü Raul Peter'den. Ben çünkü Raul Peter'in talebesi, ilk talebeleri Nuri Boytor. Nuri Boytor'un ilk talebeleri Muhlis Tayfur İzmir'de. İzmir'e taşınıyor. İzmir'de de hoca oluyor. Oraya tayin ediyorlar. Nuri Boytor'un da Boytor'un hem sporcu sonra antrenörlük de yapıyor değil mi? Tayyare Mektebi mezunu. Bir de şey, okumuş bir adam. Hmm. Ve 5 defa da Balkan şampiyonu oluyor ilk yıllar. İşte ondan sonra daha sonra geleceğim. Hı hı. Orada 4-5 kişi var. Türk güreşinin hocaları oluyor onlar. Bir de İsveçli bir hoca var. Şimdi onu da anlatacağım size. Hı hı. Sonra Greco öğretiyor. 12 sene kalıyor. Rahatsızlanınca, hatta bir kızı dünyaya geliyor İstanbul'da. O kadar çok seviyor ki Türkiye'yi, İstanbul'u, Türkleri. Kızının ismi Leyla koyuyor. Rahmetli Bayram Şit bana bunu söylemişti. Dedi ben yetişemedim tabii ama hocalar anlatırdı. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiği için kızın adı da Leyla koymuş dedi. İstanbul'da doğan kızın adı. Bundan 2 sene önce bir kızı ve torunları gelmiş Olimpiyat Komitesi'ne. Ben onu sonradan gördüm. Hı hı. Ve Olimpiyat Komitesi onları burada misafir etmiş. Şit falan vermiş. Şimdi bu Raul Peter'in tabii Greco'cu oluşu falan biraz şey yapılıyor, sesi. Ya bu Greco-Romen öğretiyor. Fakat Greco-Romen'i biz bilmiyoruz. Ama o öğretiyor, öğretiyor. Bakın bugün Greco-Romen'de çift olimpiyat şampiyonlarımız var bizim yani. Mithat Bayrak iki olimpiyat şampiyonu. Hamza Yerlike iki olimpiyat şampiyonu. Hep Greco-Romen'den. Tevfik Kış olimpiyat şampiyonu. Kazım Ayvaz olimpiyat şampiyonu. Müzahir Silya olimpiyat şampiyonu. Yani bu şampiyonların temeli atıyor aslında adam. Sırf serbest güreş çalıştırsaydı belki Greco-Romen olmayacaktı. İran'da yakında Greco'da şampiyon oldu. Çünkü serbestçiydi onlar. Yani maalesef bizde geliyor adam Greco-Romen'in temelini atıyor. Bakın 7 tane olimpiyat şampiyonu Roma'da, 3'ü şey Greco-Romen. Mithat Bayrak, Tevfik Kış. Buradan nereden şampiyon, hangi kültür? O kültürü atıyor. Ve daha sonra da Kazım Ayvazlar, Sırrı Acar'da dünya şampiyonları var. Yaşar Yılmaz gibi Greco'da da çok başarılı. Hele son yıllarda işte Şeref Eroğlu gibi, Nazmi Avluca gibi, efendim şimdi Rıza aynı şekilde çok başarılı Greco. İyi ki o zaman öyle yapmış. Daha sonra Atatürk'e de tabii bilgi verenler oluyor. Orada az önce bir şey okuyordun.
Orayı bir okur musun? Bizim halkımız serbest, benim sevdiğim en çok spor branş, güreş branşı serbesttir. Benim en çok sevdiğim spor serbest güreştir. Bu bizim güreş kültürümüze daha uygundur diyor. Greco-Romen'le serbesti kıyaslıyor. Şimdi hem Greco-Romen bir hoca getiriyor Atatürk. Ama serbest güreş şimdi daha hoşuna gidiyor. Oraya kadar şampiyon yok şeyde. Paris Olimpiyatları'nda 28'de güreşçilerle katılıyor. 28'de Tayyar Yalaz 4. olabiliyor. Bak 28. 32'ye katılamıyoruz. Parasızlıktan. Los Angeles'ta oluyor. Los Angeles ve uzak. Tamam, biraz da maddi durumlar şey değil. Bir de ekonomi buhranı var değil mi? Evet. İşte 32'ye katılamıyor. 36'ya katılıyor. 24'e atladık. 24'te bir derecemiz herhalde yok. Yok. 24'te yok. Evet. Şimdi bu 36 Berlin'e ama Traul Peter gidemiyor. Çünkü 35'te ayrılıyor. Ne yapacaklar? Atatürk'ün hani serbest güreş işte falan biraz da böyle sesler geliyor. Ya o Raul Hoca iyiydi ama hep Greco-Romen daha çok ağırlık veriyordu falan. İyi ki vermiş. Zaten altyapı oluştu diyorsunuz. Tabii. Yani Greco-Romen kültürünü almış ondan. Kafa kollar, saltolar, çipeler falan. Öbür türlü biz dalmalar, yerde künde, işte sarma. Karagücan minderdeki devamı. Tabii. Yani ve bir şey yapılıyorlar, tespit ediyorlar. Ankara'da İsveç Büyükelçiliği'nde şoför olarak bir Avrupa şampiyonu güreşçi var. Allah Allah. Diyor, onu şey yapalım diyorlar. Avrupa şampiyonu. Yani ismi de şey Olni Penninen. İyi de bir güreşçi. Serbestçi. Greco'yu almışız zaten. O geçiyor. Ama meyveleri o topluyor. Ve şeyde Berlin'e gidiliyor. Orada Yaşar Erkan birinci. Ahmet Mersin'le Ahmet üçüncü oluyor. Şimdi i̇lk orada, madalyayı alan Mersin'le Ahmet ama değil mi? Yok ilk madalya bronzu şey alıyor. Mersin'le Ahmet. Mersin'le. İlk altın madalyayı Yaşar Erkan alıyor. Yaşar Erkan alıyor. İlk altın madalyayı Yaşar Erkan alıyor ama müthiş bir olay tabii. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin o güne kadar madalyası yok, altın madalyası yok ve şey yazıyor, bir telgraf çekiyor pardon, telgraf çekiyor. Atatürk. İşte diyor ki Yaşar, kendin küçüksün ama diyor 61 kilo, yani fizik olarak 61 kilo bir insan ama diyor memleket için çok büyük bir iş yaptın, adın spor tarihine yazıldı diyor. Seni diyor gözlerinden öperim. Ve onu sabaha kadar okuyor. Vay be. Böyle. Yani müthiş bir şey tabii evet. Türkiye için o zaman. Bir de o Yaşar Erkan'ın şeyi var, açıklaması. O Adolf Hitler'in diyor, o karşısında o Türk bayrağımızın dalgalanması benim için çok onur, şeref. Tabii Yaşar Erkan'ın daha sonra anıları tabii anlatıyor. Yani sabaha kadar elinden bırakmıyor telgrafı. Şimdi Yaşar, rahmetli Yaşar Erkan'ın soyadı başlarda Naçar. Onu soracaktım. Konuşmuştuk. Şimdi açın bakın fila kayıtlarında Yaşar Erkan 36 Berlin Olimpiyatlarında Naçar diye geçmiyor. Ama Yaşar Erkan olimpiyata giderken sıradan öyle bir güreşçi değil. Ondan önce Balkan şampiyonluğu var. Daha önce güreşi var. Atatürk onları daha önce seyrediyor, biliyor. Yaşar'ı tanıyor, Çoban'ı tanıyor, Mersinli'yi tanıyor. Yani diğer şeyleri, işte Boytor'unu biliyor onlar. Onun bizzat tek tek biliyor kimin nasıl oyun yaptığını, ne ettiğini. Çünkü Florya'ya geldiği zaman yazlığa, orada hepsi geliyor zaten oralara. Onlarla yemek yiyor, onlarla tanışıyor. Bu kim, şu kim falan hepsini soruyor. Şimdi bu Olni'nin yani Olni Pelin'in
orada büyük güzel, elçide şoför olan. Evet, şoför. Güzel bir iş yapıyorlar. Şimdi daha sonra 36. Fakat o Yaşar Doğuları, efendim işte Celal Atik, Nasu Akar'ı, işte Bayram Şitleri falan çalıştırıyor. Daha sonra onun da şeyi bitiyor herhalde bir vesileyle görevi. 1948 Olimpiyatları, işte 36-40 yapılmıyor, 44 yapılmıyor çünkü İkinci Dünya Savaşı var. Olimpiyatlar yok, organizasyon. 48 var, Dünya Savaşı bitmiş ve Türkiye'de minder güreşinde, yani modern güreşinde tecrübeleri var artık. Kim antrenörler bu sefer? O dönemde Yaşar Doğu. Yeni jenerasyon artık. Bunlar güreşiyor şimdi orada. Acele Nuri Boytor'un, yani Peter'in talebeleri bunlar. Saim Arıkan gibi böyle bir 4-5 kişi var, hoca olmuş onlar. Ama Nuri Hoca çok şey, okur yazar bir adam. Tayyare Mektebi mezunu bir adam. Daha sonra İtalya'ya transfer olacak ve oradan Türkiye'ye bu ışıklı neonları getiren ilk sanayici oluyor. Çocuklarına fabrika açıyor. Öyle şey bir adam yani, tahsilli, sanayici olmuş sonunda. Palermo'da kalıyor. Ben İtalya'ya gittim. Roma'da federasyonun böyle müzesi var. Tabii benim ilk işim ne olabilir? Şeyi arıyorum. Nuri Hoca'nın fotoğrafı var mı? Yoksa onlara diyeceğim niye şey yapmadı? Böyle arıyorum. Aldo diye bir hakem arkadaşımız vardı. Gel arama dedi. Gel götürdü onun. İşte dedi, Boytor'un burada dedi. Onu da şeyini yapmışlar, yazısını yazmışlar. İşte İtalyanca, kim olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, ben onun talebesi oldum dedi. Aynen. Çok hoşuma gitti tabii yani. O benim hocamın hocası yani. Olduğu için tabii sonuçta bakın bir Peter geliyor, güreşçiler yetiştiriyor. Ondan sonra o güreşçilerde şey yani Yaşar Doğuları, Celal Atikleri, Nasu Akarları, Bayram Şitleri yetiştiriyor ve ondan sonra da onlar güreşi bırakıyor. Maalesef çok acı bir şekilde bırakıyor onlar. Devlet biraz para veriyor, yardım ediyor. Olimpiyat Komitesi de onları şey ilan ediyor. Profesyonel sporcu. Profesyonel ilan ediyor. Ve kendi elimizle gidiyoruz. Diyoruz ki biz bunları profesyonel yaptık. Siz şimdi ceza verin, güreşi yasaklayın. Hocam orada onların bize oyunu mu var yoksa biz hatalı mı davrandık? Biz hatalıyız orada. Yani biz kraldan fazla kralcıyız. Kralcı. Biraz da güreş çok öne geçiyor yani. Biraz çekememezlikler var. Güreşlerin önünü kesme de var aslında orada. Entrikalar yani var. Çok onunla ilgili bir şey var, tez var. Yüksek lisans tezi var. İnternete girseniz oradan bulursunuz yani. Çok da güzel yazmış arkadaş. O günkü gazeteler var, karşılıklı şeyler var, suçlamalar var. Orada benim hocam da kurban gitti. Ben oradan biraz şeyim var tabii. Hocam onu anlatırken bana böyle çok şeydi, üzülerek anlattı. Ben dedi, Helsinki Olimpiyatlarında şampiyon olmaya gidecektim dedi. Ustalaşmıştım artık. İkinci oldum zaten kıl payı dedi. Celal, Yaşar Doğu, Nasuh dedi. Bunlar zaten dedi, Mehmet Oktav, hep şampiyonlar tabii. Yani biz dedi orada blok şampiyon olacaktık dedi ama Olimpiyat Komitesi yani bizim ayağımıza sıktı yani kurşunu dedi yani. Yer yerinden oynamış o zamanlar. Çok sıkıntılar olmuş yani. Sonra işte ikinci adamlar gitmiş. Bir Hasan Gemici, bir de Bayram Şit rahmetliler. İkisi Helsinki Olimpiyatlarında şampiyon olmuş. İşte İrfan Atan var, Adil Atan var. Üçüncü olmuş. O kadar. Hocam, Mersinli Ahmet çok renkli bir kişiliğe sahip. Siz de tanışmışsınız. 1936'da ilk altın düzeltiyorum. İlk bronz madalyayı alan kişi. Sonrasında Yaşar Erkan altın madalyayı ülkemize getiriyor. Onunla ilgili bir kısa TRT arşivde bulduğumuz bir görüntü var.
Onu izleyelim. Sonrasında sizin konuşmalarınız varsa Mersin'de Ahmet'le ilgili, onunla ilgili bir katkı sunmanızı rica ediyorum. Yorumlarımı yapacağım. O videoyu izleyelim şimdi. Evet yönetmenim, şimdi TRT Arşiv'de Mersin'le Ahmet'i bir ekrana getiriyoruz. Görüntüden sonra tekrar beraberiz. Ben dünya şampiyonuyum, Mersin'le Ahmet Pehlivan. ...1927'de başladım. Bir fırıncı çırağıyım. Ben 100 vukalık şuvalları kaldırırken beni gördüler. Dediler İstanbul'a gider misin? Giderim. Ne yapacaksın güneşi? Güneş ne yapacağım dedim. Pehlivan giderim dedim. Doğuzdur İstanbul'a da vakum kapıya girdim. Milli takımda seçildikten sonra Rusya'ya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Rumanya, Bulgarya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Macaristan dolandıktan sonra geldi bir de Balkan şampiyonu. Balkan şampiyonu 8 defa Balkan şampiyonu oldum. Cavadan bahsediyor, oğlum dedi gel seni Atatürk istiyor. Ne yapacağım Atatürk'ün yanında dedi. Oturdu bana bir meyve suyu verdi, bir daha verdi. Dedim yeter şiştim, bir daha verdi dedim. Ben korkumdan içmiyorum. Onu 10 tane seçeceğim. Onlar dedikten sonra işte ben gideceğim otur dedim daha bir an. Oturdum. Ben gideyim atam dedim, yeter dedim, bir oğlum dedim. Bana bir zarf cebime koydu. Gittim açtım baktım 500'lük 1000'lik bilmiyorum. 500'lük gördüm, 500'lük bunu sordum bir adama dedim. Bu kaç bu 500, bu 1000. Orada öğrendim. Bir davetiye geldi bize Olimpiyat, Londra Olimpiyatı'nda. Ondan sonra 25 tane ağır iskelet var. Hepsini yendim. Finlandiya, Estonya, Latvanya, Danimarka, Hollanda hepsini yendikten sonra bir İtalyan kaldı. Ve İtalyan'ı kaldırdım İtalyan'ı minder yapıştım. Kaldırdım, bir gün dağıttım buna, itiraz şey etmedi, yapıştı, minder de bana kaldırdım. Kaldırdıktan sonra minderi bir daha kaldırdım, ayağım yapıştı, ayağım yapıştı, bir günden sonra tutturdum. Ondan sonra bitti, güneş dünya ilan, dünya şampiyonu ilan etti. Geldikten sonra İstanbul'a, bize ele karşıladı havalara, şeker atan, baramı atan, öyle havaya atıyorlar, yollara. Yaşa aslanlar, yaşa kaplanlar, yaşa Türk aslanları bağırıyorlar. Evet hocam, Mersinli Ahmet'in güzel bir görüntüsünü izledik. Evet. Sizinle Mersinli Ahmet'le tanışmışlığınız varmış. Nasıl bir kişiyle sahipti, nasıl oldu bir anlatır mısınız? 1974'te tanıştım. Mersin'de şey vardı, lise arası Türkiye şampiyonası. İlk defa evden bu kadar uzun bir yola çıktım. Otobüste 14 saatte gittim. Oraya gidince tabii oranın simgesi, Mersin'in simgesi o gün, o yıllarda Mersin'de Ahmet. Hatta soyadını bile doğru düz bilmezdi insanlar. Mersin'de Ahmet, Mersin'de Ahmet. Fakat ben Mersin'de Ahmet'in öykülerini takım arkadaşı hocamdan dinledim. Ve şimdi önce bir hocamdan hikayeleri dinlediğim için olimpiyatlardaki şeyini, oraya gidince zaten hocamdan aşılanmıştım Mersin Ahmet'e karşı. Onu böyle merak ediyorduk, gideceğiz. Mersin Ahmet'in çok güzel bir kahvesi vardı, kahvehane. Bütün o duvarlarda olimpiyatlarla ilgili fotoğraflar, güreş fotoğrafları, yüzlerce böyle. O kahveye baktığınızda eski nostaljik bir kahvedi o. Çatısı böyle şey. Oraya tanışmaya götürdü bizi yöneticimiz. Bir arkadaşımın babası. O da güreş çok seven bir insandı. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle anlatırdı. Takım arkadaşım. Benim hocam 79 kilo. Zaten hemen ağırlıklar geliyor. Hı hı. Londra olimpiyatlarının, bak bütün olimpiyat köyünün bir numara ilgi gören insana Mersin'de Ahmet olmuş. Böyle çat pat bir iki şeyde how are you gibi böyle işte hello o, gibi de hello. Ondan sonra böyle işte şampiyon, victory falan böyle laflar ediyor böyle insanlar. Ama o kadar sevimli ki diyor köyün sokaklarında gezerken de olimpiyat köyünün arkasında belki 2-3 kişi geliyordu diyor. Devamlı bizim kaldığımız yerin önüne
saatlerce diyor, poz verip imza atıyordu diyor. O kadar ilginç. Köyün şeyi, simgesiydi diyor olimpiyatların. Versin Ahmet. Kimisini kaldır, omuzuna alır diyor böyle sporcular. Sporcular, orada kalan sporcular. Sonra jimnastikçiler falan böyle fotoğraflar çekilir diyor. Yani şey gibi, yani Muhammed Ali gibi bir adamdı diyor o zaman diyor Allah şeyinde. Allah. Çok renkli bir şeydi. Dedim, nasıl güreş diye sorduğumda, şimdi bisiklete biner diyor, o kadar esnek ki diyor, bir ağır siklet için diyor. Pedalları çeviriyor, oradan diyor, amuda kalkar diyor, ağır siklet diyor. Allah Allah. 100 kilonun üstüne böyle çeker, öyle kullanırdı diyor. Minderde ileri geri taklalar falan. Zaten fırında çalışıyor, çuvalları böyle atıyor, şey yapıyor falan. Çok kuvvetliydi diyor. Böyle şey yaptı. Kuvvetin yanında yetenek de var değil mi hocam? Bak kuvvetli. Şunu bileğimden bir yakaladı böyle. O kadar çok pençeleri kuvvetliydi ki. Yakama. Böyle dedi işte rakibini bize de öğüt veriyor. Yaştı. Böyle bileklerinden yakılacaksın, çekeceksin diyor onu asacaksın. Bir arkadaşım bileği biraz şeydi. O biraz arızalı yani antrenmanda şey olmuş ağrıyordu. Beni bıraktı onu tuttu falan. Ah dedi falan. İşte dedi ya bak böyle dedi. Böyle bağıracaksın adamı dedi yani Allah falan. Allah. Dedik onun şeyi sakat. Ha öyle mi dedi falan. Geldik otele arkadaş dedi ya bileğim iyi oldu dedi ya. Sanki yerine geldi o bu bilekte 8 tane şey vardı bilek kemikleri. Oturdu herhalde. Ya öyle de bir anımız var. Çok sevdik onu. Çok böyle renkli bir kişilik değil mi? Renk mizacı. Bu kadar olur. Yani hocam, bir insan bu kadar renkli olur. Hocam o görüntüde de Atatürk olan anısını anlatıyor. Evet. Hani böyle meşrubat normalde işçem ama diye korkuyorum diye içsem içmesem çok samimi bir şen şakrak bir şekilde muhabbet de anlatıyor biz değil mi? Biz şanslıyız. O, orada anlattığını bize yüzümüze de anlattı. Ben Atatürk'le tanıştım diyordu. Çünkü Atatürk'le çok büyük gurur duyuyordu tabii. Ve o tabii insanlar biliyorsun yaşlandıkça anılarını anlatırlar dolayısıyla. Hayalleri yerine hatıralar başlıyor. Tabii hayalleri Atatürk'le tanışmak ne demek yani? Bütün dünyanın hayran olduğu bir lider detaylara kadar inebiliyor. Yani hepsinden ilgileniyor, konuşuyor. Ve bakın attığı temel güreşte bakın doğru bir hoca getiriyor. Ondan sonra tekrar bir hoca ve serbest ve Greco-Roman geliyor Londra Olimpiyatlarında. Atatürk yetişemiyor tabii. O 10 sene geçiyor ama 10 sene içerisinde büyük gelişme oluyor. Dünya şampiyonları da çıkıyor tabii sonra. Biz sadece olimpiyat bazında bu konuşuyoruz. Ve Çoban Mehmet'in Avrupa'da da dereceleri evet, tabii. Var. Şimdi orada düşün 6 altın madalya alıyorlar Londra Olimpiyatlarında. Ve 3'ü 4'ü bak o kadar şey ki 5'i şey pardon 4 serbest 3 tane, 2 tane de pardon Greco-Roman, Mersin Ahmet, 48 olimpiyatlar. Mersin Ahmet ve Mehmet Oktav altın alıyorlar. Gazanfer, Bilge, Yaşar Doğu, Nasuh Akar ve Celal Atik, onlar da serbestten 4 altın alıyorlar, 6 altın. Bizim de olimpiyatın içinde ikinci var. O benim hocam var Greco-Roman'dan. Halil Kaya var ikinci. Serbest'ten Adil Can Demir var. Ve en çok madalya aldığımız şey olimpiyat 60'taki en çok altın aldım 7 altın. Ama toplam sayısı Londra daha fazla. Yani o büyük önderin kurduğu güreşe bir altyapı yapıyor ve sonunda oradan çok iyi hocalar yetişiyor. Bir Yaşar Doğu yetişiyor yani. Bakın o Yaşar Doğu yıllarca Türk güreşini organize ediyor. Celal Atik, Nasuh Akar, ben şeye yetişmedim. İşte almayak veriyor değil mi? Evet. Yaşar Doğu'yu yetişmedim. Ben çünkü 57 doğumluyum. O 61'inde rahmetli olmuş. Oğlu benim çok iyi dostum. Hala beraber aynı üniversitede çalışıyoruz. Gazanfer Doğu. Muzaffer Doğu var onun abisi. Çocukları vardı işte.
ablalar, onlarla da tanışırım. Çok iyi bir aile. Ama Gazanfer ismini Gazanfer Doğu'ya, Gazanfer Bilge'ye özenerek koyuyor. Hı hı. Onlar çok beğeniyor çünkü onu. Ve Yaşar Doğu yetişiyor o kadrodan. Celal Atik yetişiyor. Yani temeli oradan geliyor. Kürtleşiyor. Raul Peter'den sonra Nuri Boytor'un olsun. Sayın Arıkan gidiyor o ekipten İran'a gidiyor. İran'da çalışıyor. Ve İran'da bugün genç antrenör bir, olarak değil mi? Antrenör olarak gidiyor ve çok seviliyor orada ve orada birkaç sene çalışıyor. Bugün ben İranlı 35-40 yaşında bir antrenöre sorayım. Sayın Arıkan hemen biliyor. Halbuki onun yaşı yetmez ona ama oraya bir Türk hocanın geldiğini her zaman anıyorlar. Hocam ithal ederken hemen yakın bir süreçte ihraç ediyoruz değil mi de, antrenör? Futbol tabii. Futboldan bir iki arkadaş gidince yurt dışına bayağı kıyametler koptu falan. Allah ne büyük başarı falan dediler. Güreş onlarca ihraç etti. Rıza Doğan Japonlara öğretti yani. Ondan sonra buna benzer daha hocalarımız var yurt dışına giden. İşte Polonya'ya giden var işte değişik. Mesela Rusya'ya Celal Atik'i istiyorlar. Ben oraya gidemem diyor. Öğretirse bir zihniyetlerdi. Öyle de milliyetçi bir zihniyet düşünüyor. Yani o ekol Türk güreşinin temeli atılıyor ve bugün bir 70 ile şey arasında 90 arasında bir boşaldık. Ben o kuşağın güreşçisiyim. Yani orada biraz devlet hata yaptı. Fetret devrimi oldu orada biraz. Yani orada bir hata yaptı. Biraz güreşi futbola, basketbola, oralara çok yöneldi. İkinci planda güreşi kaldı. Güreşi ihmal etti. Hı hı. Esas darbe bilim gelişti o arada. Meksika olimpiyatlarıyla başladı bilim. Yükseklikte yapıldı. Bizim orada en son şampiyonumuz Mahmut Atalay ve Ahmet Ayık'tı. Ondan sonra ta şeye kadar 68'di, evet. İşte Münih'te bir ikinciliğimiz var. 72, 88'de bir ikinciliğimiz var. Necmi Gençel ve Vehbi Ak'ta geçenlerde rahmetli oldu. Sonra geldik şeye kadar. Barcelona'ya Mehmet Akif birinci oldu. Kenan Şimşek başpehlivan ikinci oldu. Hı-hı. Ali Kayalı aynı şekilde. Sonra 96'da Greco Romen'de Hamza Yelikaya oldu. 28 yıl geçti aradan yani olimpiyat için. Dünya için 23 oldu. Sabahattin Öztürk aldı 70'den sonra. Ama Türkiye doğru bir iş yaptı. Akademileri kurdu. Performansa dönük hoca yetiştirelim artık. Beden eğitim öğretmenleri kifayet etmiyordu. Çünkü çok yönü oluyor ama güreş, futbol özel branşlar açıldı. Diğer ülkelerin bilim performansları da yarışmak gerekiyor. Bilim girdi işine. Güreş kuralları değişti. O arada 20 yıllık o şeyde dönemde şey yaptı. Türkiye'nin çok ağrına gitti yani biz ne oluyoruz diye. Kamuoyu da çok şey yaptı atasporumuz. Ama daha sonra spor akademileri kuruldu 74 yılında. Manisa, ben orada öğrenci, oranın ilk öğrencilerindenim. İstanbul, Anadolu Hisarı ve Ankara 19 Mayıs. Oradan bugüne kadar, şimdi artık biz gidiyoruz yurt dışında. Ben 5 sene gittim filanın hocası olarak. Bütün dünya geldi orada, ders verdim yani, sınav yaptık. Diploma verdik yani. Nereden nereye geldik yani. Onun için ben her zaman şeyin Sancar'ın dediği gibi... Ben dedi bir cumhuriyetin ürünüyüm dedi. Biz de öyle. O benden de biraz şeydir. Biz de geldik 74'lerde kurduk şeyi. Kuruldu okullar, oradan mezun olduk. Sonra yüksek lisans, doktora falan derken ben o kurslara şeye gidiyordum. Katılıyordum. Hep Ruslar, Bulgarlar, Romenler bize ders veriyordu. Amerikalılar. Ben de orada not alıyordum yani. Ama ben de yıllar sonra gittim o kürsülere.
Oradan ders verdim. Hala yazıyoruz, çiziyoruz. Uluslararası bir antrenör ağının şeyi, kurucularındanım ben de. Onun faaliyetlerine katılıyoruz. Editoryal şeydeyim. Yani Atatürk neyi tuttuysa doğru bir tutuş yapıyor. Güreşte öyle doğru bir tutuş yaparsan oyun oluyor. Atatürk hep doğru işler yapmış ve oradan bakın geleneksel güreşi almış, modernize etmiş. Nasıl yap? Onun yaptığı organizasyon işte o üç tane hoca getiriyor mesela. Güreşte doğru bir hoca getiriyor. Yani güreşi benimsemiş. Sonra bakın Kurdere'nin mektubuna gelelim yani. Onu soracaktım. Şimdi evet. Ağacın kökünden başladık. Dalları, yaprakları, meyveleri, olimpiyat sürecini, Cumhuriyet dönemini şimdi, ele aldık. O Kurdere'li Mehmet Pelevan'ın mesela onu şöyle ben tabii güreşte benim gibi profesyonelce ilgilenmeyenler belki onu şey yapamıyor kafasında. Kurtdereli 70 yaşlarında köyünde yaşıyor. Kurtdere köyünde, Balıkesir'de. Atatürk'ün sohbetleri biliyorsunuz hep akademik. Tarihle ilgili, şeyle ilgili. Öyle sıradan sohbetler etmiyor. Biri ona diyor ki Atatürk'e şimdi bu sohbet sırasında güreşten açılıyor. Zaten muhafız adayı güreşçiler. Yani onu koruyan köşte herkes güreşçi. En güzel böyle, en şey adam. Ekip sağlam maşallah. Tabii sağlam. Bazen de Refik Saydam'a diyormuş, bundan güreşir misin diye. Ben güreşemem demiş. Evet, şakaları da var Atatürk'ün. Şimdi demişler, işte paşam, yani Kurtdereli Mehmet Pelevan çok yaman adam yani. Ve hatta padişah demiş benim tacımı tacımı, benim demiş sırtım da önemli demiş yani falan. Oradan da biraz şeyi var tabii, pek ödüllendirilmemiş yani o zaman. Merak etmiş Kurtdereli'yi, nasıl demiş falan. Ben duyuyorum demiş yani o gitmiş yurt dışına, herkesi yenmiş. İşte Cihan şampiyonu değil mi? Osmanlı para altın teklif etmişler yani kabul etmemiş falan. Ve Kurtdereli'nin biliyorsun filmi çekildi. Ahmet Ayık orada Kurtdereli'yi oynadı. Üzülürüm yani o çok güzel şeydi. Hatta orada işte rahmetli olmuş Hayri Sezgin de güreşiyordu. Daha buna benzer birçok şey. Sinemadan da olan insanlar vardı. Ve Ahmet abi büyük bir özveriyle Kurtdereli'ye gitti. Hiç parasını, oradan ona verilen parayı bile sanatçılara dağıttı yani. Çok güzel bir belgeseldir aslında. Belgesel bir film aslında, Kurtdereli açısından. Diyor ki, Kurtdereli ile ben tanışmak istiyorum diyor. Yani onun, namını duyuyor ama. Duyuyor, o hikayelerini, hepsini biliyor. Çocukluğundan beri duymuş yani. Diyor, şimdi ne, yani Atatürk, alın getirin buraya denir mi yani? Der mi Atatürk öyle bir... zarif bir adam, naif bir insan Atatürk. Ya diyor, tabii o memleketin işleri de var tabii. Kurtdereli'nin köyüne de gitme vakti de yok o kadar Atatürk. Çünkü Türkiye'yi ama tanışmak istiyor. Ama tanışmak istiyor. Şöyle bir şey yapalım diyor. Siz diyor Kızılay namına diyor o zamanki tabirle bir güreş düzenleyin diyor. O da diyor hakem olarak oraya koyun, baş hakem yapın. Ben diyor onunla diyor tanışayım diyor yani. Tamam mı? Temeli oradan geliyor o güreşin. Evet. Ondan sonra tanışıyorlar. Sonra köşke dönünce gece bir mektup, işte bu meşhur mektubu ve çeki o zaman Salih Bozok'a veriyor. Şeyin bak orada hemen çıkarıp böyle şeyler yapıp ondan tanışıyor. Ve o veciz sözleri orada yazıyor zaten. Oraya oturuyor yazıyor, al bunu diyor Salih Bozok'a. Kurtdereli Mehmet Pelevan'a götür diyor, bu zarfı diyor. İçine de bir çek koyuyor, İş Bankası çekini. Ondan sonra oraları çok filozofça bir şey. Zaten Atatürk'ün bütün sözlerinde bir filozofi tarafı vardır yani. Bir tanesi böyle
boş cümle değildir yani. Bütün, bakın nutuk yazmış, neler yazmış değil mi? Şimdi sizi diyor tarihte diyor, tarihte ün salmış bir pehlivan olarak tanıdım diyor yani. Şu hikayenizi biliyorum diyor. Falan. Hocam isterseniz şöyle yapalım. Hı. O kısa video görüntüsü var bizde. Tamam. Atatürk'ün Kurtlar'la evet. Mehmet Pehlivan'a yazmış oldu, göndermiş tamam. olduğu mektup. Ondan sonra onu bir gösterelim. Gösterelim, sonrasında devam o orijinal edelim. Şeyi görsün seyircilerimiz. Tamamdır. Kıymetli izleyiciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün Kurtlar'la Mehmet Pehlivan'a, Cihan Pehlivan'a yazmış olduğu o önemli kıymetli mektubu bir dakikalık VTR ile karşınıza getireceğiz. Hemen sonrasında beraberiz. 1903 yılında İstanbul'da düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olur. Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşat tarafından madalya ve beraat verilen Cihan Pehlivanı Atatürk'ün bir mektubunda övgülerine mazhar olur. Kurtderili Mehmet Pehlivanı. Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvafakatlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğinde öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet, Nisan 1939 yılında Kurtdere köyünde vefat eder. Evet kıymetli izleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtlar'la Mehmet Pehlivan'a yazmış olduğu duygu yüklü, anlamlı, o milli şuuru benimseyen bir edayla yazmış olduğu mektup hepimizi çok duygulandırdı. Hocam o mektup üzerine... Şimdi orada tabii o bir mektup ama bir kitap aslında. Evet, çok güzel yani ifade ettiniz. Yani onu açarsak böyle şeyini, anlamını... Bak orada diyor ki seni diyor dünyada ün salmış bir pehlivan olarak tanıdık. İşte şunları yaptın, bunları yaptın diyor. Orada yazıyor. Yani orada işte Türkiye'yi temsil ettiğin Osmanlı'yı falan yani Türkleri. Ama diyor ben güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu düşünerek, onun şerefini düşünerek güreşirdim. Bu sözün diyor yaptıkların kadarı en az değerlidir diyor. Şimdi o bam teli orası değil mi hocam? Evet, en önemlisi orası. Orası tam. Yani orada bir şey var. Orada müthiş bir kitap var yani. Diyor ki... Atatürk'ü en çok etkiler o bölüm evet. değil mi hocam? Evet. Ve ondan sonra diyor ki orada yani şampiyon olmuş başarılı insanlara yani senin şampiyonluğun ben onu öyle okudum. Hı hı. Ha demiş ki bu Kurtdereli'ye yani yaptıkların kadar bunlar da en az onlar da çok değerlidir. Yani şampiyon oluyorsan ondan sonrası o şampiyonluğu taşı. Yani bakın filozofça o da bir söz söylüyor. Arkamda diyor milletin olduğunu düşünerek güreşim. Başarımı buna borçluyum diyor. İşte yeni nesillere diyor ki siz de güreşirken Türk milletinin adına güreşiyorsunuz, ülkenizi temsil ediyorsunuz ve orada şeyiniz, duruşunuz bu olmalı diyor. Ve ama ne oluyor sonra? Tabii Kurtdereli geliyor, işte gidiyor, bir çek çıkıyor. Atatürk'ün fotoğrafı var, imzası var. 1.000 lira olduğu söyleniyor. Tamam mı? Ve merkez şubesi, bir tane şubesi var zaten İş Bankası'nın. Gidiyor Balıkesir Merkez Şubesi'ne. Müdür tabii şey yapıyor, çek gelince bakıyor Atatürk'ün çeki geliyor. Ya neyse, o banka için de büyük şeref. Atatürk'ün çeki geliyor oraya ve hemen ilgileniyor müdürü falan. Neyse oradan ödeme yapıyorlar falan ama orada oturuyor koltukta. İşte şubenin bekleme şeyinde. Müdür bakıyor odasından
Allah Allah, adamın işini görmediler mi? Çünkü çok değerli bir insan. Kurtelir Mehmet. O da kendine göre bir statüsü var tabii. Gidiyor, Mehmet Pelivan diyor, ne oldu senin işini gördüler diyor. Yani paranı aldım, aldım diyor. Daha başka bir şey yani. Ha? Diyor ki o şeyi bekliyorum, o bizden bir şey yaptı ya mı ya diyor. Orada diyor, ama o bizde kalacak diyor, paranın karşılığı. Ben diyor parayı iade ediyorum diyor, onu verin diyor. Allah Allah. Ve parayı iade ediyor ve diyor çocuklarıma kalacak diyor bu Atatürk'ün imzası ve diyor fotoğrafı diyor. Ve Ahmet abi ben çeki gördüm dedi bana, Ahmet Ayık. Çünkü o film için Balıkesir'de oralarda çok şey yaptılar yani. Bu müthiş bir şey. Hocam yani, bu insanlar parayı putlaştırmamış insanlar değil evet, mi? Yani tabii. Yani neticede biz de göçüp gidiyoruz yani. Parayı götüren yok yani. O da o, götürmedi. Atatürk manevi simgesel yani. Evet. İkonik şeylere daha çok evet, değer veriyorlar. Yani Atatürk her olayda bir işin manevi yönünü ortaya koyuyor. Hiçbir iş böyle yalın kalmıyor. Yani onun orada bakın bakış açısına bakın. Sadece şampiyonundan söz etmiyor. Senin diyor şeyini de takdir ediyorum. Yani şampiyonluk kadar o söylediğin laflar da en az o kadar onun kadar kıymetli diyor. Yani o çeki veriş evet, adabı da Atatürk'ün çok naif. Evet. Çok önemli değil mi? Hani böyle bir kırıcı şey yapmadan al bu kadar parayı gibi demiyor değil mi? Yani, adaba uygun bir şekilde tabii, kırılmadan yani, oteline gönderiyor. Şey gönderiliş yapıyor, tarzı. Yani, ama büyük diplomat tabii bir evet, şey, Atatürk'ün yani komutanlığına bakıyorsun büyük şey komutan. Hı-hı. Büyük taktisyen. Yani, sanatına bakıyorsun. Sanat, edebiyat. Edebiyat. Yani Türkçe'ye tarihe vermiş olduğu değer. Değer yani. Müzikiye. Evet. Yani ve spor tabii ki. Bakın işte Gazi Üniversitesi şimdi, Gazi Eğitim Enstitüsü mesela, Almanlar kurmuş mesela, getirmiş, her şeyle ilgilenmiş, her şeyle. Yani sanatla şeyde, bakın sanatta da mesela Beşli dedikleri, Cemal Erkin, işte Reşit Rey, onları da göndermiş mesela sanatta da yurt dışına eğitmiş. Yani ondan sonra arkası gelmiş zaten, dünya starları var, İdil Biret gibi, efendim daha birçok Sunakhan gibi insanlar yetiştirmiş Türkiye'ye. Onları biz atlıyoruz aslında. Onlar da büyük sanatçılar. Hı hı. Sporculara bakıyoruz işte. Bugüne kadar gelen sporcularımıza. Naim mesela bir iz bıraktı gitti yani. Dünyada kesinlikle, halterde. Ahmet Ayıklar, Mahmut Atalaylar, Mustafa Dağıstanlı. İşte sizin Antalya'nın Serik'ten işte İsmail Ogan. Hı hı. Ben tabii yurt dışında onların karşılıklarıyla karşılaştığım zamanda rakipleriyle bana hemen bu isimli Hasan Güngör'ü soruyor. Ahmet Ayı'yı soruyor işte. İsmail Ogan'ı soruyor. Bayram Şit, Daniel Robin'i yetiştirdi mesela. Onlar onun değerini daha iyi biliyor evet, değil mi? Yani o bakın, sportif şeyini. Kendi değerlerinize yani hangi alanda olursunuz, ister devlet adamı, ister sanatçı, ister iş adamı, neyse o konu, yurt dışından bir kere bakmak lazım. Doğru. O çünkü biz severiz kendi insanımızı, yüceltiriz, şeyler yaparız, torpil yaparız ama onlar torpil yapmıyor. Hı-hı. Onlar objektif bakış var. Evet. Da. Ben Ahmet Dayı abiyle çok yakın 40 yıldır tercümanlığını da yapıyorum falan ama benim burada bir tane Ahmet Dayı, orada 10 tane oluyor. 10 kere oluyor. Yani o bütün şampiyonlar için böyle Şeref Oroğlu diyor, şöyle teknikti diyor, Hamza böyleydi diyor. İşte efendim birçok şampiyonu Mahmut Demir'i mesela şey yapıyor. O yurt dışından, ben o konuda çok şanslıyım. Yurt dışı tarafını her devam takip ettiğim için dil problemim de yok benim. Dolayısıyla bana geliyorlar, yani şey yapayım, mesela orada Rıza şampiyon olduğu zaman bakıyorum, o yorum yapıyorum TRT'de. Oradaki İranlısı, İsveçlisi, Norveçlisi, Macari arkamdan geliyorlar, böyle beni omuzlarımı sıkıyorlar, tebrik ederiz diyor. Yayın sırasında ben konuşuyorum, onlar
tebrik ediyorlar. Böyle bir yandan yorum yapıyorum zaten coşmuş. Bir yandan da böyle bir takım eller omuzumda, ensemde böyle dokunup gidenler, böyle tebrik edenler. O çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor. Yurt dışından değerlerinizi görüyorsunuz yani. Hocam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Vecide sözleri de var. Kırkpınar Er Meydanı'nda bu yazılı hakemiyetin olduğu yerde. Herkes de bilir. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Orada Kurtereli Mehmet Pelivan'ın yapmış olduğu şeyde de yani hani o ahlak da önemli. O hem zeki, çevik, hepsi o milli şuur bir bütün olarak ele almak gerekir değil mi? Bakın az önce vurguladım ben biliyorsunuz. Yani aç kitap yaz. Yani şey olur bayağı bir cümleden, iki cümleden ben sporcunun çevik yani zeki. Zeki, ben şey akıllı olacak diyor. Yani işi bilecek diyor. Ve bedelen de çevik lafı orada şey. Atik hızlı. Kuvveti. Kuvvet hepsi. Bütün. Kondisyon yani motorik özelliklerini kastediyor orada. Aynı zamanda ahlaklısın diyor. Bak böyle yan yana getiriyor, söylüyor. Ve bizim birçok spor salonumuzda vardır o. Ben hasbelkader Afyon'da güreşiyorum. Rakiplerimizi de takip ediyoruz tabii ne oluyor diye falan. Sivas'ta bir arkadaşla güreşiyoruz. Güreşeceğiz yani o finale geldi. Ama gelirken son anda ters bir şey oldu. Omuzundan muazzam bir şekilde sakatlandı yani. Omuzun, yani kolunu kaldıramadı. Hakem kolunu kaldırmak istedi, çocuk engelledi. Hakem geçti, bu taraftan kaldırdı. Tamam mı? Şimdi finalde onunla güreşeceğim. Isınıyorum salonda, orada yazıyor. Ahlaklısını severim diyor. Allah Allah. Zeki, çevik, çevik, zeki, aynı ahlaklısını severim. Ne yapayım ben şimdi? Adam kolunu çıktı. Daha da soğudu mu daha kötü oluyor. Tamam mı? Abbas Aslan Doğan. Şimdi Almanya'da yaşayan bir arkadaşım var benim. Baktım orada öyle ısınıyor dedim. Ben bu Abbas'ın kolunu tutmayayım dedim ya. Orayı tutmayayım dedim. Öyle güreşeyim dedim yani. Ve tutmadım. O da anladı ama tutmadığımı. Öbür kolumdan çekiyorum falan. Bir bastırdım yere ve hakem kaldırsın istiyorum. Şu kolunu alsam oradan bir klemiyle hemen yatıverir zaten kendi yani can arasından. Ellemedim yani. Özellikle kalktık ayağa, hakeme dedi bir dakika dedi. Tamam dedi, ben dedi şey yapıyorum arkadaşıyla. Sonra o da sarıldı bana dedi, adam gibi yani adamsın, mert, bir, mert yiğit bir adamsın dedi. Sarıldı, öptü beni arkadaşım. Yıllar sonra şeyden buldum onu, mektuplaştık, telefonlaştık. Dedim şu sözü dedim bir de ben uygulayayım dedim ya. Yani bu ahlaklısın, bu ahlaki davranmak. Bunu mesela bizim Yasemin yaptı, Avrupa Şampiyonu, Yasemin evet. Adar. Ve kıza... Rakibine şey yapmadı. Şey ödülü geldi. Fair Play. Fair Play aldı. Hatta ben yayında söyledim, Fair Play bir yiyecek tutmadı. Tokatlı yine şey vardı. Yatımlar müdürü geldi. Yani bir arkadaşımız da. Yani bakın her alanda yazdığı şey, sanatla ilgili söylediği laflara bakın. Şunu olabilirsin, bunu olabilirsin, sayıyor, sayıyor. Hatta şey diyor ama diyor sanatçı olamazsın. Hocam kitabın ortasından konuşmak gerekirse, günümüzdeki sporculara baktığımız zaman, sadece güreş için söylemiyorum. Güreşte şike olan yerler de var. Detaya girmeyeceğim ama futbolda hakemi kandırmalar değil mi? Faul yapmadan hemen düşmeler, rakibine sarı kart, kırmızı kart aldırmalar. Bizim güreşte de var böyle. İşte burada ahlak devreye evet. giriyor değil şimdi mi? Yani sonuçta sevgili adaşım Ramazan, empati yaptı mı çözersin sorunu. Doğru. Size, sana yapıldığında hakemi aldattı diyorsun. Ya mesela diyor empati. bana diyor şey yaptı. Şuramı sıktı, buramı sıktı diyor. Sen yapmamışsın. Kızıyorsun ona değil mi? Sen peki yaptığın zaman ne oluyor? Onun için empati yaparsan bu işi yani ahlaklı davranmak lazım, etik davranmak lazım. O bakımdan
Tarihte buna benzer çok şeyler vardır, örnek olaylar vardır. Kesinlikle. Elime çarp, elimle tuttum deyip golü şey yapın dedi. Maradona gibi değil mi? Ama o Maradona orada şey yapmadı, öyle dedi. Allah'ın dedi, şeyi dedi falan dedi. Yani mucize ama centimenlerle doludur dünya tarihinde. Tabii, tabii, tabii. Bunları çok da burada analım yani. Hocam mesela Atatürk'ün birkaç vecize sözü var. Çok fazla var sporla ilgili ama hepsine zamanımız yetmeyebilir. Diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum. İşte az önce Kurtarelli evet. Mehmet Pehlivan'da çok evet. önemli. Bunu bilmek ve bildiğini de uygulamak önemli değil mi? Asıl evet. mesele o. Şimdi bakın bu konular son yıllarda şey yapılıyor. Halbuki bu yıllardır vardı yani. Ama Atatürk'ün sözleri ama o durmamış boş. Salonlarda bakın oralara konuyor ve çok önemlidir yani. Ve bunu bizim de bir Atatürk kuşağı olarak, insanları olarak hayata geçirmemiz lazım. Bu da Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, evet. kişisel özelliklerinin tabii, bir yansıması tabii. diye düşünüyorum. Yani. Yine bir vecize söz. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Yani burada da sadece kuvvetli olman yeterli değil de çok güzel özetlemiş yani, Atatürk. Yani şeyden gülüyorum yani. Hı hı. Tam bir spor bilimci gibi ne evet. güzel anlatıyor. Yani biz şimdi onu tam böyle Türkçe'ye çevirsek bugünkü şeyle 2020'de. Açsak. İşte kuvvet, sürat, dayanıklılık değil var mi? Bir futbolcuda ama top tekniği bozuk olmuyor. Değil mi? Yani sadece idrak diyor yani algı. Topun gelişine muhakeme, göre şey yapıyor falan. Evet. Daha sonra da ne diyor? Başka? Yani sonra doğru da ahlaktan bahsediyor. Ahlak. Tamam mı? Yani bir futbolcunun, iyi bir futbolcunun, iyi bir takımın elle, yok bilmem, faulle, bilmem neye kaldıysa işi yuh yani diyelim. Ramazan yani. Hocam, evet. çok yetenekli olup da spor ahlakı olmayan nice sporcular ve görüşçüler tavrımar olmadı mı değil mi? Oluyor yani. Başarılı olduk ama onun esas, o madalyanın ağırlığı çok aslında. Çok önemli. Değil mi? Olimpiyat dünya şampiyonu oldun. Yani o madalyayı koysan 100 gram mı gelir artık 125 kalınlığa göre değişiyor. Eskiden daha küçüktü. Buraya binen yükü çok az. Tonlarca. Onu şey yapmak lazım. Benim çok sevdiğim bir söz var. Zirveye çıkmak yetenek, zirvede kalmak karakter tabii, gerektirir. Hem performans bu, olarak değil mi? Tro kullanılır Hı-hı. hem de ahlak olarak örnek. Yani çünkü küçücük bir çocuk geliyor çayırdan ya da minderden neyse başlıyor. Hı-hı. Gidiyor olimpiyat şampiyonu oluyor. İnsanlar onu çok yüceltiyor yani. Böyle kaldırıyor bu kadar. Yani işte ünlü sporcularımız. Ama bir küçük hata olsun çok acımasız davranıyor. Onda bilinmesi lazım. Doğru, doğru. Yani seni normal bir insan olmaktan çıkarıyor, hı hı. kahraman yapıyor ve sen diyor kahramansın diyor. Yani toplum içerisinde artık gözdesin, sana imrenecekler, seni takip edecekler, seni rol model bugünkü meşhur. Hı hı. Laflar böyle rol model. Yani ikisi de Türkçe değil yani. Seni örnek alacaklar yani. Evet. Örnek bir şey. Onun için hata yapma. Yaptığın zaman ondan sonra medyasıyla, kamuoyuyla şeyle falan hırpalıyorlar sonra. Onun için orada şampiyonların çok kendilerini kontrol etmesi gerekiyor. Doğru, maddi doğru. ve manevi olarak. Hocam kısa bir ara verelim. Sohbet muhabbet güzel gidiyor. 10 Kasım Atatürk'ün özel programı sonlandırmayalım. Tam açılmışken, ısınmışken reklam sonrası devam edelim inşallah. Tamam. Kıymetli güreş severler, kısa bir ara reklam sonrası beraberiz.
Kıymetli güreşseverler, birinci bölüm Ramazan Hocam'la çok nasıl geçti ben de anlayamadım. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya ikinci bölümle devam ediyoruz. Hocam, son dakikalarda birinci bölümde Atatürk'ün sözleriyle devam ediyorduk. Şimdi yine bir sözü var Atatürk'ün. Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. Müthiş. Yani günümüzde obezlik var, şu var. Buyurun hocam. Düşünün şimdi, bir genç spor yapıyor, sıçrıyor, koşuyor, ne bileyim ağırlık kaldırıyor falan, böyle zinde hissediyor kendini. Böyle içi içine sığmaz. Ben spor yapan insanlar bilir. Antrenmandan antrenman biter, böyle perişan vaziyetteyiz. Duşa gideriz, duş alırız. Ondan sonra yürürken yolda böyle serotonin salgısı salgılanıyor böyle. O kadar 2 saat antrenman yapmışsın. Güreş gibi ya da halter gibi programın olmuş mesela. Diyorsun ya, tekrar geri dönsem, bir daha antrenmana başlasam mı diyorsun. Bir defasında yaptık arkadaşlar. Ama yorulduk tabii yani biraz sonra. Çünkü biz hakkını vermişiz anlıyorum. Fakat antrenmandan sonra böyle bir toparlanıyor insan. Recovery dediğimiz antrenman da önemli bir konudur. Toparlanma, yorgunluktan sonra yüklenme ve dinlenme ilişkilerinde. Atatürk yani sanki spor bilimine şey yapmış. Şimdi düşünün, oranız ağrıyor, buranız ağrıyor, orası sırtın, boynun falan. Ne kadar mutlusunuz yani siz? Hem kendine hem ailene nasıl? Ne kadar düşünüyorsunuz yani? Mide, kaslarınız ağrıyor işte. Böyle cılız, böyle işte ufak tefek bir aktivite yapıyorsunuz. Hemen yoruluveriyorsunuz. Ne diyor orada? En son bakın. Zihnen de İnsan denen varlığın kafa yapısı ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı yani gelişimi noksan ve yetersiz olursa diyor, o kafayı ileriye götüremez diyor. Tabii. Yani spor yapanla yapmayan biri olur mu yani? Olur mu? Evet. Daha zinde, daha güzel, şimdi mesela diyelim ki beyin çalışmalar var dünyada hepimiz. Yani spor yapanla yapmayanlar, sedenterlerle sporcular arasında mesela oksijen tüketimine, İşte şu kadar koşan, bu kadar şey yapan insanlar ya, iki gruba uyguluyorlar. Bir taraftaki mesela şey yapamıyor, yoruluyor, daha ileri gidemiyor. Oksijen kapasitesi düşük. Oksijen dediğiniz şey her yere gitmesi lazım. Neyle gidecek? Kanla. O kanı kim pompalayacak? Kalp pompalayacak. Neyle? Zengin bir damar ağıyla. Çünkü beyindeki hücreler... Spora geliyoruz değil mi? Yani spor yapan insanın algısı, karar vermesi... Şimdi savaşta düşünün, yani değil mi? Tüfeği taşıyamıyor adam, mermiyi sırtındaki şeyi. Dayanıklı yani, değil mi? Zaten Türklerde güreş orduda bir şey aracıydı. Güç geliştirme, kuvvet aracıydı. Orduda insanlar güreşiyordu, güreş yaptırıyorlardı daha eski yıllarda. Tabii sonra teknoloji geldi, değişik. Şimdi aletler var falan şey yapıyorsunuz. Ama güreş insanın bütün kaslarını geliştiren bir spor dalı olduğu için, bakın Kırkpınar'ın efsanesine geriye giderseniz, Kırklar Pınarı, 40 tane asker güreşiyor. Hepsi orada tükeniyorlar. Ve orada 40 tane şey çıkıyor, pınar çıkıyor. Yani bu efsaneler, bizim de mitolojimiz bunlardır yani. Hocam yine Atatürk diyor ki, güreş şudur: kuvvet ve zeka oyunu. Bu iki üstün varlık insanda birleştiği vakit ancak büyük işler görülebilir diyor. Evet.
Şimdi biz ama güreş yaptığımız zaman koca koca adam, biz 16-17 yaşındayız, çıkıyor 30 yaşında bir adam, çok güçlü kuvvetli, bize takılıyor mesela. Diyor ki ben seni yenerim diyor, yapma abi falan diyoruz. Biz 10 saniye sürmez öyle bir adam yenir. Ama kuvvetli. İşte adam diyelim ki bedenen bir işte çalışıyor. Çok şeydir. Bugün bunu denemek istiyorsan, bende iki tane protez var kalçamda. Kameraman arkadaşı çağıralım, ben ona 5 saniye anca veririm yani. Yaşım 63. Hı hı. O genç bir adam, benden kuvvetli gözüküyor. 5 saniyede şey yapayım. Neden? Çünkü ben kuvveti tekniğin arkasına koyuyor. Yani o kuvvetin arkasında teknik var aslında. O duruşlar, tutuşlar, yani güreş tam bir zeka oyunu. Değil mi? Evet. Aynen. Yani böyle çünkü tutuş, mesela insanın neresinden tutacağını, ne yapacağını, ayaklarını nasıl kaldıracağını, onu nasıl iteceğini, nasıl çekeceğini, hepsinin kuralları var. Bir biyomekanik deryasıdır güreş. Onun için akıl lazım yani. Kesinlikle. Yani aklını kullanmadan rakibini yenen adam yoktur yani. Evet. Ya kendisi hata yapması lazım. Yani sakatlanması lazım. O bakımdan güreş, bakın Alexander Medved var. Rus. O da büyük bir güreşçi. Hatta Ahmet Ayık onu yendi de ondan sonra o ağır sıkıntıya gitti. O da çok ünlü birisi. 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonu. Ona sormuşlar. Demişler ki iyi bir güreşçi olmak için ne yapmak lazım? Atlet gibi, koşucu gibi dayanıklı demiş. Jimnastikçi gibi akrobat demiş. Tamam mı? Halterci gibi kuvvetli. Bir satranç oyuncusunun zekasına sahip olmak lazım. Çok güzel özetlemiş. Tamam mı? Ben onu sunumlarımda yurt dışına da şey yaptım. Gerçekten çok değerli şeyler, yaklaşım. Bakın, atlet gibi, koşucu gibi dayanıklı olacaksın. Esnek olacaksın, yani bir jimnastikçi gibi akrobat olacaksın diyor. Tamam mı? Halterci gibi kuvvetli olacaksın diyor. Satranç oyuncusu gibi zekaya sahip olacaksın. Hangi oyun, kısa ne yapıyor, karşı taraf falan. Yani. Aynen. Akıl yoksa sonuç yok. Yani maalesef. Karşı taraf çünkü armut toplamıyor karşında. O da biliyor senin kadar. Hatta senden belki daha fazla biliyor. Onun için zeka oyunudur. Çok güreş. Önemli, doğru. Türk, yine Atatürk'ün bir sözüyle devam etmek istiyorum. Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir. Evet, bunun şeyleri var yani. Özellikle mesela Kafkaslar'da orada muazzam at binen şeyler var. Hala var. Geçenlerde YouTube'da bir şey vardı. Bir bayan atla neler yapıyor. O Kafkasya'dan şey yapılmış bir şey. Bayağı gösteri yaptı. İnanılmaz. Yani. Şimdi bayan güreşi ilk şey yapıldığında Türkiye'de o kadın güreşirmişti. Bu atasporu, erkek sporu, erkek sporu diye böyle lanse ettiler. Ama burada sık sık kulaklarını çınlatıyorum Ahmet Ayın. O zaman federasyon başkanıydı. Dünya da istiyor. Yani artık olimpiyatlara diyor geliyorsan diyor voleybol bayan erkek, basketbol bayan erkek, jimnastik bayan erkek, halter bayan erkek, boks bayan erkek, bir tek güreş. Tamam mı? Ve FILA o zaman vardı. Dedi ki eğer dedi dünya şampiyonasını düzenlemek istiyorsan bayanları da düzenleyeceksin dedi. İran'a ben düzenlemem. Vermedi yıllarca. O da dünya şampiyonası yapamıyorlar. Ve ilk geldiği şey olduğunda nasıl olacak? Judocularla başladı. Judodan bazı bayanlar güreşle başladı. Ama şimdi
Bayan güreşi biliyor musun? Gün gelecek, bu burada da söyleyeyim bir defa. Ben hala gün gelecek belki de erkeklerimizden daha fazla altın madalya alacaklar, daha fazla gümüş madalya alacaklar. Başarı gratis. Yeter ki onlara biz imkan verelim. Kulüpler kurulsun, rekabet artsın, daha fazla maç yapsınlar. Bakın Yasemin aslanlar gibi güreşiyor yani. Değil mi? Sayı ve mücadele ne kadar artarsa. Artık benimseniyor biliyor musun? Bayan madalyası ile erkek madalyası arasında hiçbir fark yok. İkisinde de İstiklal Marşı çalıyorlar. İkisinde de Türk bayrağını dalgalandırıyorlar. Önemli olan o diyorsun. Bu. Şu. Atletizmde şimdi ya da voleybolda filenin sultanları, şampiyonunu sevinmiyoruz mu yani? Aa, bayanlar falan dediğimiz o tartışılmıyor. Güreş de o hale geldi. Ve bunda da Ahmet Ayık çok büyük öncülük yaptı. Bu işin temelini attı. Ondan sonra gelen federasyonlar da benimsediler. Ve bugün geldiğimiz nokta bayanlara daha iyi olacak. Ama inanın onlara erkeklere verdiğimizin %20'sini yatırım yapsak daha da başarılı olurlar. Çünkü kulüp olmazsa bu iş olmaz. Doğru. Her branş için. Kulüp çünkü sporcunun beslendiği yerdir, çalıştığı yerdir, yaygınlaştığı yerdir, yeni yeteneklerin geldiği yerdir. Ramazan Hocam, şimdi gençliğe hitabede Atatürk'ün bir sözü, cümlesi aklıma geldi. Mevcut olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor ya. Evet. Öyle hatırlıyorum. Şimdi şu anki okuyacağım Atatürk'ün sözü de biraz kendi milletini övmeye, takdir etmeye mi yönelik? Onu biraz beraber değerlendirelim. Benim en çok sevdiğim spor serbest güreştir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır diyor. Bizim için, kendi milleti için Atatürk bunu söylüyor. Neler söylemek istersiniz? Ne kadar güzel sözler değil mi? Ne kadar güzel benzetmiş. Yani alfabeyi şey yapan insan görüyorsun. Bir dil bilimci aslında Atatürk biliyorsun. Bu üçgen, dikdörtgen bilmem bir kavramları üretmiş. Yani onunla ilgili çok şeyler var. Yani yani insan bir şey edebiyatçı gibi yazıyor bakın o şeyleri sıralıyor şeyleri. Hı hı. Ve yani inanılmaz mantıklı, yani müthiş bir şey ya. Ve tanımlıyor. Kendi milletinin de asil oluşunu evet. Ne kadar güzel ne güzel diyor. Bak, değil mi? Böyle diyor, duruşunu, şeyine, yani mükemmel. Yani kaleminden şey, böyle altın sözler damlamış. Yani. Öyle pısırık, sünepe gibi bir milletimiz yoktur diyor. Şimdi soruyorum. Sizin çocuğunuz var değil mi? Herkesin iyi çocukları var değil mi? Büyüyünceye kadar böyle ne yapıyorsunuz? Aslan oğlum, çiçek kızım benim, tatlım, şekerim falan böyle devamlı. Sen destek, yaparsın, moral. Sen edersin. Bir baba olarak ya da anneler, babalar, kardeşler ne yapıyor? Destek veriyorlar. Hı hı. Şimdi bu moral, yani motivasyon olmazsa olmaz hayatımızda. Şey istiyor insanlar. Atatürk de milletini şey yapıyor. Moral veriyor. Bir lider çünkü o. Artık onu herkes dikkate alıyor. Ya çok doğal bir şey. Bir babanın evladına vermiş evet, olduğu gibisin dediniz. Bir gibi. Liderin, mesela aile bazında yapıyorsun onu. Evet. O da ülke bazında yapıyor. Yani bu çok doğal bir şey. Yani bunun şey yapılacak, eleştirecek tarafı yok yani. Türk övün çalış, güven demiş yani mesela. Türk milleti zekidir, evet. Çalışkandır. Lafları. Yani bunlar bir liderin, yani ben bilmiyorum şimdi gitsek başka liderler de kendi ülkelerinde bunu yapmışlardır belki de. Ama Atatürk'ün yaptıkları, ben Atatürk'ü bilirim yani lider olarak başka da bakıyorsunuz hepsinin şeyleri, defekt tarafları var yani. Hocam zaten Kurtuluş... Rejimleri sona ermiş şeyleri ama Atatürk ilerlemet yaşayacak yani.
Dolayısıyla burada nesine eleştiri yapacaksın? Aynen. Burada bir annenin, babanın evladına okula giden bir çocuğa nasıl hadi ödevini yap, sen yaparsın, matematiğin çok iyi bilmiyor. Destek veriyorsun yani. Çok doğal. Hocam, motivasyon. Kurtuluş Savaşı'nda ve milli mücadelede göstermiş olduğumuz başarı örnekleri de hani görünen köy kılavuz istemez tarzının bir nevi yani, değil mi? Bakıyorsunuz. Sağlamasıdır yani. Yani. Bu sözler hiç mübalağa değil. İşte belgesellerde izliyorsun ordudaki imkanları, öküz arabalarıyla mermiler gidiyor. Aynen. İşte, aynen. Şimdi neyle gidiyor mermiler? Jet hızıyla gidiyor. Yani hatta buradan atıyorsun bilmem, füzeler bize. Yani oradaki imkanları görüyorsun o. O neyle olabilir? O imkanlar inançla olacak yani. Onu veriyor Allah. Yani rahmetli. Hocam siz söylediniz ama tekrar etmek istiyorum da o zamanı yaşamış bir insanı da hem sporcusu. Yani şu sözde ben çok etkilendim. Siz benimle güreşir misin diyor ya. Bir nevi meydan okuyor ya evet. Latife olsun diye. Sizi bütün dünya yenemedi paşam ben nasıl yenebilirim diyor ya. Ya bu sözde öyle kuru bir söz değil. Şimdi onu ben çok önemsiz. Çok değişik şeylerde okudum. Evet. Yani bir kişiyle değil sadece yani. Çok var. Yani Çoban Mehmet'le değil sadece. O köylülerle şeyde. Çünkü o neyi arıyor orada? Atatürk zaten Atatürk onun ne kadar sevdiğini de biliyor. Aynen. Fakat halkın bilincini ölçüyor aslında orada. Tamam mı? Bilincini ölçüyor. Yani beni tanıyor mu diyor. Atatürk olmasın başka diyelim bir insan. Yani ülkenin liderini tanıyor mu? Hı hı. Ve o nasıl bir geçmişleri var? 7 düvel çökmüş Türkiye'nin üzerine Osmanlı bitmiş. Ordu yok, bir şey yok. Ondan sonra orada bilincine bakıyor. Ne yaptık yani? Ne iz bıraktık? Hoşuna da gidiyor. Bir insanın hepimizin hoşuna gider. Yani. Hocam çok güzel söylediniz. Şunu desteklemek babında bir Atatürk'ün anısını okumak istiyorum. Şimdi Atatürk TBMM başkanlarından Refik Koraltı'nın güreşe davet ediyor, meydan okuyor. Seninle güreşmek istiyorum diyor. Benimle güreşecek var mı diyor. Haydi benimle güreş Refik diyor meclis başkanına. O da kendine güveniyor. Tamam diyor ben seninle güreşirim paşam deyince sen bu işten anlamıyorsun diyor. Yani orada aslında o köylünün, bir çobanın vereceği cevabı belki o meclis başkanından duyamadığı için sen bu işten anlamıyorsun diyor. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey ya hocam. Bakın güreşçi olan, üst düzeyde güreşçi olan yani belirli bir seviyede güreşçi olan insanlar, tamam mı? Atatürk güreşi bilen bir adam ama Refik Koraltan bilmiyor, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü onun yeltenmesi bilmediğini gözüküyor. Çok halbuki güzel söylediniz. Paşam, o da o cevabı veriyor. Siz güreşi yakında ilgiliyorsunuz. Bakın bu çocuklarla, gençlerle devamlı işte etrafında görüyorlar güreşçilere ne kadar ilgi gösterdiğini. Bütün şeyi, muhafız alayı güreşçi. Tamam mı? Hı hı. Gece kalkıyor, şimdi onları seyrediyor. Onları seyrediyor. Daha şeyler var mesela... Çocukların gardırobundan şey getiriyor. Çocuklar şimdi terlemiş etmiş çamaşır getiriyor. Sonra bir daha bir şey oluyor. Ben o çamaşırı diyor, sakladım diyor. Çocuklarıma götüreceğim diyor yani memlekette Atatürk'ün atletini yani. Allah Allah. Tamam, böyle şeyler var. Ben şuradan bir şey yapmak istiyorum. Lütfen. Atatürk ve Güreş kitabını Güreş Vakfı'ndan istesinler. Fatih Ertürk diye bir arkadaşımız ele almış. Bütün bu bilgilerin hepsi orada var. Bana göndermiş. Ben biliyordum. Hı. Bana sordu hocam nasıl olmuş? Gerçekten dedim. Kontrol ettim yani bir yerde. Atlamış bir şey var mı? Ama çok güzel, düzgün bir şekilde şey yapmış. Türkiye Güreş Federasyonu'nda ücretsiz olarak şey yapılabilir yani. Elde edilebilir o. Şeyden girince onun adresi de vardır internetten. Meraklı olanlara. Yani Atatürk'ün güreş bilgisi
Başta da söyledim. Hı hı. Şey yapıyor, oradan tutma diyor, buradan tut, oradan tutarsan şey olur diyor falan. Ve ayrıntı şey gösteriyor, yapıyor, gösteriyor. Yönetiyor. Çocukluğundan beri bir ilgisi var. Zaten söyleyeyim, benim diyor, yegane sevdiğim spor güreştir diyor. Yani tek sevdiğim yegane güreştir diyor, bunu söylüyor. Öyle olmazsa zaten iki de bir mesela niye güreştirsin askerlerini? Mesela İsmet Paşa futbol çok seviyor. Dikkat edersiniz İsmet İnönü stadyumu koydular. O futbola çok şey meraklı mesela. Tamam mı? İşte şey var. Fenerbahçe stadyumunun adı yine başbakan adıydı. Saracoğlu. Futbol. Fenerbahçeli. Bizim ödemişlidir esas köken. Tamam mı? Ama Atatürk ben diyor, güreş diyor. O kadar. Hiç böyle futbolda bir şey, hikayeleri yok Atatürk'ün mesela. Yani. Doğru. Hocam aklıma geldi. bayram güreşleri olur değil mi? Eskiden hep köy güreşleri, düğün güreşleri. Düğün güreşleri. Bu da hep o kültürümüzün bir parçası. Bakın, devamı. Daha doğuda, doğuya doğru. Orta Anadolu'dan şöyle Maraş gibi, Sivas gibi. Bir hayırlı iş için geliyorlar. Diyorlar bizim oğlana sizin kızı istiyoruz diyor. Baba diyor ki güreşte diyor şeyi var mı diyor. Pehlivanlık var mı? Yok diyor. Ver. Pehlivan olmaya kız veriyorlar yani. Allah o kadar gelerek erkek adam güreş yapar. Yani. Pehlivan olur yani. Mesela şimdi size sıkı dur bir şeyler söyleyeceğim. Ben bunu her yerde söylüyorum da. Belediye başkanına da söylemiştim bunu. O zaman Karesi belediye başkanıydı. Yücel Yılmaz. Yücel Yılmaz şimdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Buradan ona da bir selam gönderelim. Ben orada şey yaptığımda çok hayret etmişti. Şimdi güreş terimlerini biz, bak ne kadar eski ki atasporumuz oldu buradan belli. Normal hayatımıza yansıtıyoruz. Mesela yenilen pehlivan güreşe doymaz diyoruz. Bunu adam güreşçi mi? Değil. Mesela birisi tavla oynuyor, yeniliyor. Ya yenilen pehlivan güreşe diyor. Ya da bir el daha atalım diyor mesela. Değil çok mi? Önemli. Evet, neden değil güreş değil mi? Evet. Mesela onun sırtı yere gelmez diyorlar. Neden? Kayınpederi çok zengin. Sırtı yere gelmez. Değil mi? Aman dikkat et paçayı kaptırma. Borç almış. Onun ensesi kalın diyorlar değil mi? Ensesi. Ondan sonra zurnada peşrep olmaz. Zurnada peşrep olmaz. Davul ritim veriyoruz ritim halinde. Mesela zurnayla peşrep çekilmemez yani. Davul lazım. Zurnada peşrep olmaz. Bunlar ne zaman söyleniyor? Günlük hayatta bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Orada kullanılıyor. Mesela ya adam bize meydan okudu diyor. Meydan okumak nereden geliyor? Çıkıyor eskiden o Koca Yusuflar Kurdeli zamanında öyle kura mura yok. Geliyor kafadan diyor ki ben diyor şundan güreşeceğim diyor. İşte meydan işte pehlivan diyor meydan okuyor. Meydan okumak oradan geliyor. 40-50 tane böyle deyim var güreşte. Tamam mı? Bu yaşantının kültürün bir sonucu tabii değil oraya, mi? Oraya. Şimdi futboldan da başlıyor işte ama offside'e düştük orada diyor yani bir laf söyledin işte. Ne bileyim işte çalım attı bize. Ha, oradan da geliyor ama yeni yeni. Bu söylediğim sözler asırlarca söylenmiş yani. Tamam mı? Yani yenile şampiyon olacaksın diyorlar. O güreşten geliyor yenilerek sonra ustalaşacaksın yani. Tamam mı? O şeyi mesela daha şimdi bir anda yayında olduğumuz için aklına gelmiyor insanın. Ben yazdım onları 40-50 tane. Günlük hayatımızda güreş terimlerini kullanıyoruz. Daha iyi açıklama yapabilmek için. Değinmeye atasız olarak değil mi? Tabii. Evet. Yani mesela adam ne yaptı etti? Bizi kafakola getirdi. Kafakol ilişkileri var onların diyor. Mesela dikkat edin diyor falan. Böyle kündeyle mesela gene kündeye getirdi bizi diyor. Yani halbuki güreş yok ortalıkta. Yani normal. Veya kılçığı yedek bir sefer evet, diyor hani yani şey olarak. Ondan sonra hangisini mesela para almış para şey yapma. Paçayı kaptırma ona diyor. Diyor. Yani para verme diyor. Gidersin yani ödemez diyor. Paçayı kaptırma bir kere diyor. Değil
Güreşle nasıl benzetiyor, değil mi? Çok müthiş bir zenginlik aslında. Bu şeyden, bu paçadan kapmak şey tabii, yağlı güreşte yenici bir şeydir. Doğru. Yani. Onun için gelsin bana, yani yağlı güreş Türklerin değil, işte Yunanlıların falan diye böyle bir test söylüyorlar ya. Yani. Evet. O çok duyuyoruz hocam onu. Koyalım atasözleri. Bakın Yunanlılar kaç tane atasözü koyacak güreşle ilgili? Var mı? Bir Kore televizyonu, ulusal kanal benimle röportaj yaptı Kırkpınar'da. Yani adamlar bana soruyor. Güreşten anlayan İngilizce bile birisi vardı sabah kahvaltıda otelde. Ondan sonra ben ne şanslısınız ya, bana denk geliyorsunuz dedim. Sonra beni bir programa götürdüler. Gittik sahaya da indik falan. İşte çektiler her şeyi, anlattı peşref şudur falan. Bana da bir soru dedi. Ben dedik, şeye de gitmiş o. Kırkpınar'ın ilk yapıldığı yeri gezmiş o. Şu an şeyde kalan. Sınır dışında kalan. Ondan sonra dedi ki, Yunanistan'da her şey tamam dedi. Ama dedi, zeytinyağı yok dedi. Ben dedim ki, Orta Asya'dan beri geliyor dedim. Türkler buraya getiriyor güreş, yağlı güreş. Yok Yunan işi falan dedi, diyorlar ya. O Koreli de sordu. Peki zeytinyağından başka yağ yok mu bu dünyada, bu yer kabuğunda? Envaiç işte. Git atlarlara, her türlü yağ var. Yani o fındık Orta Asya'dan, yani tabii neler var? Yani ayçiçek yağı, zeytin yani işte Orta Asya'da yetişmiyormuş falan. Ama bin bitkisel yağlar var. Yani onun için bence yani bu Ege bölgesinde zaten yağ akıyor dağlarından. Nasıl derler? İncir de bu Aydın bölgesi oraların dağlarından yağ, bağlarından, ovalarından bal akar diyor. Değil mi? Onun için yağa bağlamamak lazım yağlı güreş. Yeri gelmişken söyleyeyim yani onu. Güzel söylediniz. Hocam, Atatürk Mart ayında 1930 yılında Antalya'ya ziyarete geliyor ve Antalya gezisi sırasında Aspendos'a uğruyor, Antik Kent Tiyatrosu'na. Burada güreşler yapınız diyor. Eskiden diyor başka kültürler işte arenada dövüş falan yapar. Bizim kültürümüzde de güreş uygundur. Buraya güreş tertip ediniz, buraya kilit vurmayınız diyor. Evet. Ne söylemek istersiniz? Şimdi biliyorsunuz yani Atatürk sanatta da çok şeyler yaptı. Bu operaları, tiyatroları kimin zamanında şey yapıldı, imkanlar verildi Atatürk. Şimdi benim çok operacı, soprano, tenor, bariton arkadaşlarım var. Gerçekten Kazakistan'da bir soprano ile tanıştık bir düğünde. Ben dedi, Aspendos'ta dedi, şarkı söylemiş bir insanım dedi. Dünyanın en güzel dedi şeyi, mekanı orası dedi. Amfi ses uyumları. Amfi ses uyumları falan. Ondan sonra ben de arkadaşlarımın konserleri vardı, İzmirli sanatçılar. Ondan sonra gittim. Dediler ki burada işte yağlı güreş yapılmış zamanında bilmem ne falan filan. Yakın zamana kadar. Doğru. Burada yağlı güreş olur mu falan. Ben de arkadaşlarıma dedim, yani yağlı güreş bir zarar vermemiş orada. O sahnede çıkmışlar, güreşmişler. Zaten tribünler tribün, değil mi? Ondan saha sonra var, meydan var. Kadın erkek bütün böyle evden yemeğini yapan, sarmasını, dolmasını yapan, orada piknik gibi gelmişler, ailece yağlı güreşte izlemişler. Yağlı güreşin bir zararı yok. Arkadaşlarıma dedim, yok dedi, bir zararı yok dedi. O zaman opera da çok yok yani. Bomboş duruyor. Gerçekten o böyle 2-3 milyon nüfuslu bir ülkenin şeyi olsa, Aspendos, antik tiyatro, ondan geçinir biliyor musun? Çünkü çok muazzam bir yapı, muazzam bir akustik. Yani ki ben seyretmek isterdim yani orada bir yağlı göre o tribünden böyle. Ama bakın şeyde, antik çağlarda oralarda güreş yapılmış. Yani o
tiyatrolarda, tiyatro... Belki çok yönlü kullanılmıştır, çok yönlü kullanılmış. Yağlı güreş yap, yağlı güreş değil, mermer güreşleri yapmışlar. Yağlıyorlar. Allah Allah. Tamam mı? Ondan sonra güreşler geliyor, orada kıran kırana oluyor ama antik çağda. Ölüm bile oluyor yani. Çünkü minder yok orada. Kaygan bir zemin var. Şimdi bu şurayı bir mermer ortamdan bir yağ koysalar, bırak güreşmeyi, doğru düz yürüyemeyiz yani. Geçmişte mermer üzerinde yağ, bak üstüne başına değil, mermere yağ döküp orada o zeminde güreşiyorlar. Bu antik tiyatrolarda bunlar yapılıyor. Geçmişte tarih incelemesi. Onların da kendine göre bir kültür, evet, değil mi hocam? Bende mesela çok güzel şeyler var. Dünya Güreş Federasyonu yaptığı, bu antik çağda güreşle ilgili o vazoların üzerinde şeylerde çok heykeller falan var. Yani. Hocam ben olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan'la da program yapmıştım, iki bölümden oluşan. O da Aspendos'taki Belkıs Kale güreşlerini öve öve bitiremedi. Yani yörenin, Antalya'nın en güzel güreşlerinden bir tanesiydi. Orası dedi, antik kente yapılan güreş. Ama sonra 80'den sonra orası güreşler yapılmamaya başladı. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bazı olayları o zamana göre değerlendirmek lazım. Tamam mı? Yani o günün şartlarına göre değerlendirmek lazım. Bugün orada artık yağlı güreşin olması iyi bir şey değil. Daha güzel ortamlar olması lazım yani. Çim olacak çok güzel, şu kaba çim olacak. Tribünleri olacak. İşte insanların yiyecek, içecek şey. Kırkpınar'a bakın ne kadar güzel. Kırkpınar'da bir tek benim eleştirdiğim şey var. O tribünler. Üstü. Yani daha o eski Kırkpınar'ın mimarisine uygun. Bak orada kule var bir tane. Tarihi kule değil mi? Evet. O tarzda bir şey yapılmalıydı. Estetik yani, önemli diyorsunuz. Estetik olarak. Daha biraz böyle yumuşak bir tribün şeyi. Şimdi futbol şeyi gibi olmuş işte efendim. Çok rahat, güzel imkanlar da var. Belediye güzel işler yaptı. Ben o çardaklı dönemde güreştim. Yani ben Kırkpınar'da... Yine tribün yapılmadan önce. Biraz hava atayım. Ben Kırkpınar'da güreştim yani. Başka bir programla da tabii detaylı sizi incelemeye gittim soracağım oraya. Sabrancak kolumdan yakaladı, gitti yazdırdı beni oraya. Çünkü ondan iki ay önce İzmir'de antrenman yapmıştık Minder'de. Aa, sen iyisin dedi. Yaşım da o zaman yani işte 81 yılında düşün. 57 doğumluyum. 25 yaşındaydım. Güreşi bırakmıştım ama hala daha devam ediyordum antrenman. Bir türlü kopamıyorum tabii. Beni orada belediyenin kapısında görünce hemen orada boy ayırımına verdi. 3-4 saat güreştim. O zaman süre yoktu. Antalyalı bir arkadaşla. Yani o benim en gurur duyduğum şeylerden biri Kırkpınar Çayırı'nda saatlerce güreştim yani. Oradaki hava, oradaki nasıl diyeyim, ruh hali bambaşka bir şey. Ben yağlı güreşi çok severim. Ama onu doğru organize etmek lazım. Kesinlikle. Yağlı güreşin o peyzajı çok güzel. Yemyeşil, saha, o parlayan kısmet, o vücutta güneş vuruyor oradan. Böyle o adeleler falan, o yabancılar muazzam bir şey yapıyor. Hocam onu başka bir programda detaylı size sormak istiyorum. Yazar İsmail Yılmaz'ın önemli bir kitabı var. Doğalı Çayır'ın 90 yılı diye. Hocam burada 1924 yılında baş pehlivan Benli Abdullah, soy ismi Subaşı. Bu da Atatürk'ün Selanik'ten arkadaşıymış. Bir Menemen olayında, bu sıkıntılı bir dönemde Menemen olayında, onun arkadaşı da İstihbarat mahkemelerinde yargılanacakken bu Abdullah Benli başbirliği araya giriyor. Hani ben arkadaşıma kefilim, bunda bir hata olabilir, tekrar yargılayabilir misin diye. Atatürk o arkadaşını kırmıyor. Tekrar bir yargılayın diyor. Sonra suçsuz olduğunu anlaşılıyor. Yani başbirliğinlerle da çok böyle muhabbeti o zamanın var. Ve bir de yine
1928 yılında sizler de biliyorsunuz Gostivarlı, 1928 yılının Kırklar Başpehlivanı Gostivarlı mülayimin de soy ismi Pehlivan. Onun soy ismini de Atatürk vermiş. Yani hem Minder'le hem Yağlı'yla da bağlantısı var. Hatta sizin az önce söylediğiniz Sabri Acar'la bir antrenman yapmıştım. Onun dedesi Bandırmalı Karı Ali Acar da biz Atatürk'ün huzurunda çok güreş anlatırdık diyor bunu. Çok çok anlatıyor. Ben 15-16 yaşlarında bizim orada bir Salih abi vardı. Her sene her Yağlı güreşe giderdi. O güzel bir cazgır gibi tekerlemeli. Şimdi o öyle derdi. Bandırmalı Kara Ali, Eskişehirli mülayim, hı hı. Tekirdağlı Hüseyin, Dinarlı Mehmet baş güreşlere soyunmuştur. Bunları anons ederdi, böyle gelirdi bize şey yapardı. Oradan bilirim. Yani demek ki de mülayim, pehlivan, Dinarlı Mehmet, Tekirdağlı Hüseyin biliyorsun 13-14 sene şey yaptı. Bandırmalı Kara Ali. Bandırmalı Kara Ali. Bir de bizim İzmirli Kara Ali var biliyorsun. Göçmen Kara Ali. Farklı kişiler. Ondan aynı an salonda çalışırdık. O kışın gelirdi. Bizim orada ağırlık çalışırdı falan. Nur içinde yersin. Mükemmel bir insandı. İki defa da Kırkpınar şampiyonu oldu. Ve yer güreşinin büyük üstadıydı. Yani rahmetle analım. Diyeceğim şu. O dönemin yağlı güreşleri yani o Kırkpınar'ın şeylerini tabii Atatürk güreşi seviyor bir kere yani. Orada ayrımcılık yapmıyor. Ama serbest güreşi diyor. Hı hı. Ben o dönemde olsaydım büyük öndere derim Greco-Romen de şey yap. Ama Greco-Romen de tabii çok artistik bir güreş. Greco-Romen'i yaptığın zaman serbestte rahat edersin. Yani bu böyledir, kuraldır. Çok Greco'cu serbestini diyor. Kazım Ayvaz, İsmail Ogan'ın yenildiği İranlıyı duman ediyor yani. Hem de İranlı, Habibi'yi. Anladın mı? Ondan sonra Sırrı Acar, Mahmut Atalay'la beraber kalıyor Türkiye birinciliğinde. Greco'cu da Kazım Ayvaz yani o Habibi'yi şey yapan, çırpmacı. Onun için Greco-Romen güreş artificial dedi yani artistik güreş. Hı hı. Ama güreş yani. Şimdi halk oyunlarını seversin değil mi yani? Güzel değil mi? Hele bu Antalya'nın işte şeyi ne var yukarıda? Silifke mesela. Akdeniz oyunları var değil mi? Doğu'dan var, Karadeniz'den var falan. Ben şöyle tanımlıyorum. Serbest güreş halk oyunları kategorisinde. Greco-Romen bale. Yani o da şey artistik. Çünkü belden aşağı tutmuyorsun. Ama Greco-Romen kollarla pek yapılmıyor. Bu bacaklarla yapılıyor aslında. Nereye koyduğuna bağlı. Kafa kolda, saltoda. Kollar sadece aksesuar görevi yapıyor. Esas bacaklar işi yapıyor. Onu da buradan güreş sevenlere söyleyeyim yani. Doğru. Bir uygulamadan gelmiş bir insan olarak. Vallahi hocam ben çok kıymetli bir eski pehlivanlardan şunu duydum. Bu da tabii yağlı güreşe biraz şey olsun, hani muhabbetine olsun. Doğru mu tam bilmiyorum ama Atatürk Ankara'da güreş çok düzenlermiş, düzenletirmiş, izlermiş ilgiyle. Kızılay güreşleri. Evet. Burada çok iddialı bir iki baş pehlivan kıran kırana güreş yapmış hocam. Bu güreşte de tabii kan gövdeye götürmüş bir nevi. Ağız burun böyle çok sert güreşmişler. Atatürk demiş ki bu iki pehlivanı demiş hamamda ayrı yerlere götürün. Ayrı otelde kalsınlar. İş büyümesin, hadise büyümesin demiş. Onlara tamam demiş. Sonra bir bakmışlar o iki kan gövdeye götüren baş pehlivan beraber bir kahvede nargile içiyorlarmış. Atatürk'e bir duyum gelmiş. Atatürk inanmam demiş. Yani gözümle görmem lazım. Sonra bakıyor o iki baş pehlivanın beraber nargile içtiğini, muhabbet ettiğini görünce demiş ki rivayete göre ya dünyaya aklım erdi demiş. Bu pehlivanlara aklım ermedi diye böyle bir muhabbet latife olsun diye söylüyorum. Ne kadar şahe evet, tabii ben rivayeti çünkü bu nargile işi zararlı bir iş biliyorsun.
Yani alkol, nargile. Hatta tabii, tabii. Yayında da bunları şey yapıyoruz. Hı hı. Söylemek zorundayız şeye göre, Türk yasalarına göre. Yani fakat... Ama orada şey hani... Daha önceki uygulamalarda biliyorsun, uçaklarda, otobüslerde acayip sigara içiliyordu falan, yani iyi oldu da böyle olması. O zaman demek nargile bir keyif şeyi falan diye şey yaptılar. Yani burada ben demek isterim, hani kan gövdeye götürüyor, kavga dövüş, yumruklar, elenseler karışıyor ya. Bunlar husumet oldu ortaya, kesin bunlar görüşmezler diye, ama orada beraber muhabbet etmelerine gazimiz çok şaşırmış yani orada biraz, evet, şey yapmış. Çünkü latif olsun diye anlatıyorum. Şunu da vurgulayayım ben. Buyurunuz. Yurt dışına gidiyorum. Rakiplerimle karşılaşıyorum bazı. Yurt içinde öyle. Yurt dışında da öyle. İnanın güreş kadar birbirlerine sarılan, böyle hasretle şey yapan sporcu yoktur. Çünkü neden? Güreşirken de öyle. Sarılıyorsun, hem sıkıyorsun böyle. Bir samimiyet ister istemez yani oluşuyor değil ama mi? Ama mesela travma yok. Gözüne parmak sokmak şöyle. Bunlar yasaksa. Değil mi? Şeye bakıyorsun, atletler yan yana kulvardan koşuyor. Yani yüzücüler, öyle bir şey yok. Bizimki temas sporu, o şey oluyor, yani daha yakınlaşmalarını sağlıyor. Yani eski güreşler bir araya geldiğinde kardeş gibidirler. Yani hiç inanılmaz bir tablo çıkar ortaya. Hem yurt içinde hem yurt dışında da öyle. Yani. Ve güreşler birbirlerine, dostlukları, arkadaşları çok aynı, böyle birbirlerine nasıl kenetlenmiş, aynı. Güreş gibi yani. Normal, sosyal tarafı da öyle yani. Evet. Değerli hocam, çok bizim için, Türk milleti için özel bir gündü. Sağ olun bizi kırmadınız. Antalya'ya, Kanal V'ye geldiniz. Ataspor'u programından sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tabii 10 Kasım Perşembe günü, 1938 yılında Perşembe günü saat 9:05 geçe ebedi aleme göç eden, hakkını rahmetine kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri, çok güzel bir şekilde anlattınız güreşe olan ilgisini, hatıralarını, spora olan vermiş olduğu desteği, önemi. Sağ olun, var olun diyorum. Son olarak bu hüzünlü günde, 10 Kasım'da neler söylemek istersiniz? Valla işin doğrusu ben kendimi hayret ettim. Ben pek öyle yüreğim dayanmaz Atatürk'le ilgili konular geldi. Hı hı. Benim annem, babam da, dedelerim de çok şeydi. Tam bir Atatürk hayranıydı. Çünkü benim köklerim de şeyden gelmiş, Filibe'den 1912'de. Ve Konya'ya gelmişler. Sonra böyle 9-10 yaşlarında, 15 yaşlarında Konya'da büyüklerden Çanakkale'de savaşan var. Fakat ikinci kuşak Kurtuluş Savaşı'nda asker. Hı hı. Ve Konya'dan İzmir'e doğru geliyorlar. Dedemler sonra İzmir Gazi Emir'e yerleşiyorlar. Konya'yı biraz çok düz bulmuşlar böyle. Onlar tabii Balkanlarda yaşadıkları için böyle orayı, burayı, İzmir'i daha çok sevmiş. Ama dedem, babamın babası, Atatürk'ün en sıkı, en yakın arkadaşı Kazım Dirik Paşa'nın emir eri olmuş, postası yani. Dolayısıyla İzmir'e, Gazi Emir'e yerleşmişler. Amcam çadırlarda dünyaya gelmiş. Daha evleri dağıtmamışlar. Babam da 1925'te. Dolayısıyla bizim Atatürk'le ilgili olarak en yakın arkadaşının yanında dedem askerlik yapmış. Onunla beraber savaş ortamlarını yaşamışlar. O bakımdan yani Atatürk'le ilgili bir şey olsa ben hemen koşarım. Çünkü biz aileden, damardan Atatürkçüyüz. Annem rahmetli, babam olsun. Her şeyi biz ona borçluyuz derdi. Rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın.
Mekanı cennet mekanı. Olsun. Yani benim anlattıklarım çok cüzi şeyler. Koca bir ulu önderi. Daha bilinmeyen ne anılar, anekdotlar var, vardı değil ki, mi? Tabii ki. Yani onları zaman zaman okuyoruz değişik vesilelerle. İşte ne bileyim, güreşin dışında o kadar çok şeyler var ki yani. İnsan içim titriyor yani ben. Bugün iyi oldu yani ben çok şey yaparım bu konularda, hassas davranırım. Çok teşekkür ederim bana böyle bir imkanı verdiniz. Biz tabii Atasporu programını sunuyoruz. Yağlı güreşi ve güreşi sunuyoruz. Ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün de güreşe olan ilgisi ve benim en çok sevdiğim spor güreştir demesi de... Bu yeter zaten. Bu yeter bize diye düşünüyorum. Yani. Seviyor ve imkan da veriyor. Aynen öyle. O güreştiriyor, kendisi meydan okuyor. Benimle moral veriyor çok. Moral veriyor. Tabii. Teknik, taktik destek veriyor. Evet. Yalnız hocam, çok güzel bir şey söylediniz. Şunu da okumadan ve söylemeden geçemeyeceğim. Cumhuriyet kurulduğu zaman hemen işin ehlini Macarlar iyiydi dediniz. Tabii. Ve liyakat sahibi tabii, birisini tabii. Hemen oraya getiriyor. Bak oraya başka ülkeler de var güneşte. Evet. Ama onu getiriyor. Liyakat önemli ve işin ehlini getiriyor. Tabii, tabii. Hocam Yavuz Donat benim yaklaşık 6-7 yıldır okuduğum çok önemli bir yazardır. Çok kısaca şunu da söylemek istiyorum size. Okumak istiyorum. Anadolu'nun ortasında Bozkır'da yeni bir başkent kurulurken, Yavuz Donat yazmış bunu, Atatürk uluslararası yarışma yapılmasını ister. Fransa devlet baş mimarı da yarışmaya katılır. Kazanan Alman mimar şehir plancısı Hermann Jansen olur. Alman mimar ilk karşılaşmada Atatürk'e sorar. Bir kent planını uygulayacak ve arkasında duracak kadar güçlü yönetiminiz var mı? Atatürk kızar. Koca bir ülkeyi 7 düvelin elinden kurtarmışız. İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet çıkarmışız. Reformlar yapmaktayız. Bütün bunları başaran bir rejimin bir şehir planını uygulayacak güçte olup olmadığını nasıl sorarsınız? Şimdi şuraya bağlıyor. Alman diyor, haklı çıktı diyor Yavuz Donat. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat ettikten sonra hemen o imarın işine son vermişler. Yani ben çok duygulandım. Bir ay geçmiş, hemen o mimarın işine son vermişler. İşte her zaman hocam liyakat, ehliyet çok önemli tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Bu beni çok hüzünlendirdi. Yani yıkılan imparatorluklar var, devletler var. İncelendiğinde bir bakın, liyakat yerlerde sürününce olmuyor yani maalesef. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet, evet çok hocam, teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben. Sağ olun, var olun diyorum. Eksik olmayın inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Kıymetli güreş severler, 10 Kasım 2020 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 57 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'ü elimizden geldiği kadar dilimiz döndüğünce anmaya, hatırlamaya, yad etmeye çalıştık. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir programda bir araya gelmek temennisiyle diyorum. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.